Merhaba arkadaşlar. Tam 14.00. Tam zamanında gelmişiz. Neslihan, verdiğin adres bu kuraklığa ilişkin değil mi? Bu arada kuraklığa ilişkin 90'lı yıllarda Jokito'nun çıkardığı bir özel sayı var. O son derece önemlidir. Yani o sayıyı bulup evet. Sanırım bu bilgiler de çok geniş hatlarıyla o sayıda var Jokito'da. Muhteşem bir çalışmadır. Yani onu evet Jokito'nun kuraklık internetten de ulaşabilirsiniz. Veya mutlak kitapçılarda da bulursunuz o sayıyı. Evet. Arkadaşlar Türkiye'de orojenik kuşaklar içerisinde Toros özel bir kuşak. Nedeni de hem paleozoik hem de tersiyer orojenezlerine iştirak etmiş olmasıdır. Türkiye'de bu özelliğe sahip, yani birden fazla orojeneze iştirak etmiş dağların tek örneğidir. Doğru cevabımız da Ankara olacak burada. Evet. Hayır. Kuzey Anadolu dağlarında şimdi Doğan şöyle var. Devrekani masifi ve yalnızca Kuzey Anadolu değil işte Trakya kesiminde alırsak Yıldız masifi Tethys denizinde paleozoik sonu birer küçük ada şeklindedir. Devrekani masifi örneğin tersiyer orojenezinin ona eklenmesiyle ama bu eklenmede mutlaka bu masif de mesela önemli ölçüde başkalaşıma uğramış, etkilenmiş. Ama iştirak söz konusu değil. Yani o devrekani masifinin oluşumu tek yalnızca paleozoikte. Doğal. Durum böyle yani. Evet. Bunu daha önce de söylemiştim. Çabucak geçelim bunu. Kayak ya da tava. Akdeniz'de tava daha çok kullanılıyor. Dolinler biliyorsunuz. Dolinlerin kokurdan olarak da adlandırıldığını daha önce söylemiştim. Doğru cevap. Bu arada dolinlerin de iki şekilde de oluştuğunu da hemen söyleyeyim. Erime ve çökme yoluyla. Yani bu da pek bilinmez. Onu da önemli olarak not alalım. Erime ve çökme yoluyla. Bunu iddia eden ve kanıtlayan da Reşat Izbırak'tır. Onun Jeomorfoloji adlı eserinde bunu çok güzel üç boyutlu blok diyagramlarla göstermiştir. Evet, göllerdeki su seviyelerinin değişimi. Buna göl rejimi diyoruz arkadaşlar. Bazı göllerde düzenlilik görülürken, yani su seviyesinde değişim çok fazla değil. Ama bazılarında bu değişim oldukça fazla. Dünyanın rejimi bozuk gölleri arasında gösterilir. Çat, Afrika'da, Büyük Sahra Havzası'nın güneyindedir biliyorsunuz. Tuz Gölü bir başka örnektir. Yine Büyük Tuz Gölü ABD'de bir başka örnektir. Bu göllerin seviyeleri yıl boyunca önemli ölçüde değişir. Yaklaşık 1700 metrelerde, 1748 olacak herhalde. Victoria Gölü tektonik bir göldür. Afrika'nın en büyük gölü. Bu gölde beslenme daha çok yağış rejimine bağlı olduğu için arkadaşlar seviye değişimi de son derece azdır. Büyük Esir biliyorsunuz Buzul Gölü. Bunda donma ve erime olayları çok fazla olduğu için seviye değişimi de önemli ölçüde gerçekleşir. Aral biliyorsunuz dünyanın beşinci büyük Asya'da Hazar'ın komşusu. Bu ünlü Seyhun nehirlerinin yani Siri Derya ve Amu Derya nehirlerinin beslediği göl. Bunda da seviye değişimi son derece. Fakat bu seviye değişimi
doğal süreçlerden ziyade beşeri süreçlerin eseri olduğunu da belirtelim. Evet. Neslihan bir şey demişsin Şemuz Hoca. Ha Uğurcan. Ha Uğurcan tamam. İsmim Şemuz. Veysel Şemuz. İşte herkes istediği gibi kullanabiliyor. Veysel ya da Şemuz. Ben ikisine de razıyım. Evet. Evet. Burada gövde yüksekliği en fazla olan baraj istenmiş. Bu arada gövde yüksekliği en fazla olan ülkemizdeki baraj, onu belirteyim hemen arkadaşlar, Çoruh üzerinde Deriner Barajı'dır. 248 miydi, 247 miydi ya da 1 miydi? Doğrusunu isterseniz rakamlarla pek aram iyi değil ama en yüksek değerin onda olduğunu söyleyeyim. Evet, bu soruda tabi Deriner olmadığı için arkadaşlar arayacağız. Bilenimiz var mı? Daha önce bu soruyu çözenimiz var mı yani? Boymapınar diyorsunuz. Evet. Başka? Deriner arkadaşlar 248 ya 49 veya 47 olacak. Ondan sonra 210 metre ile onu net hatırlıyorum. Ermenek Barajı ve Keban Barajı geliyor. Ermenek olmadığına göre doğru cevabımız A ne olacak? Keban olacak. Evet, Oyma Pınarı diyen arkadaşlarımız 185 metre Oyma Pınar. Evet. Esra kim? Sen mi söylemiştin? Doğru cevabımız A. Tabii bu net bilgi sorusu. Hayır, hayır. Uğurcan, havzadan ziyade şu. Barajın kuruluş yeri seçiminde, yani o seçilmiş yerin topografik özellikleri. Tabii o topografik özellikler barajın hangi teknoloji ve tarza yapılacağı da, yani kemer mi olacak, iç bükey mi olacak, gibi dolgu mu olacak gibi tarzları da belirliyor. Tabii o topografya en önce gövde yüksekliğini ve rezerve edilecek suyun miktarını da belirliyor. Evet, 185 metre Esra. Oyma Pınar. Evet. Evet, geldik bu eski toprak sınıflandırmasına. Hani hocam onlardan da söz edecek misiniz? İşte evet. Mustafa Öseğim'e de sormuştu diyorsun. ÖSYM bilim sınavlarında sordu bunu. Yani bu gövde yüksekliklerini, hatta dünyada Türkiye'de gövde yüksekliklerini falan hepsini sordu. Hepsini sordu. Evet. Arkadaşlar bunlara ilişkin de tek şey ayrıntılı bilgileri vereceğim. Bunlardan alfisolleri mesela söyledik, mollisolleri söyledik, değil mi? Evet, bir şey mi yazmışsınız ona bakıyorum. Evet, arkadaşlar şimdi bunları tek tek açıklayacağım. 1975 yılında gerçekleştirilen toprak taksonomisi. Bu daha çok arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı bir çalışma. Yaklaşık olarak bir 10 yıl civarında üzerinde çalışılmış. Buna ordolama deniliyor. Tabi bu ana ordoların alt formasyonları, alt ordoları diyorlar. Ve onların da alt ordoları şeklinde bir tasnif
Doğan dünyada Kırgızistan'da diyorsun. Evet. Kahverengi orman topraklarının hangi ordu içerisinde yer aldığı söylenmiş. Ben şimdi seçeneklere de bağlı kalmadan tane tane tümünü söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Entisöller bu taşınmış toprakları kapsar. Yani alüyoller, koluyoller, bu taşınmış yani azonal toprakların dışında hidromorfik toprakları da. Ki hidromorfikler biliyorsunuz intrazonal topraklar. Yani yerinde oluşmuş ancak ana kayanın etkili olduğu toprak türlerinden birisidir. Evet. Bunları tabii karıştırıyorlar. Yani bunu coğrafya öğretmenler de sıkça yapar, karıştırır. Benim size nacizane önerim şu. Alfabetik sıralamaya koyun. O alfabetik sıralamayı da eski toprak sınıflandırmasındaki toprak tiplerinde karşılıklı onları da alfabetik yapmanız mümkün. Veya onları işte çeşitli biçimlerde kısaltma yoluyla. Yani bu eşleştirmeleri bu şekilde yaparsanız ve sık sık bakarsanız ezberlemeniz, akılda kalıcılığı sağlamanız mümkün olur. İnsepsiyonlar ise kahverengi orman toprakları eskiki. Bu biliyorsunuz humusça zengin, ılıman kuşağı ait. Ilıman kuşak karma orman üstünün altında gelişmiş toprak türü insepsiyonlar. Doğru cevabımız da böylece ortaya çıkmış oldu. Nedir? Bursa. Aridisoller ise kurak bölge toprakları, yani ağırlıklı olarak çöl toprakları ve siyorezenleri kapsar. Molisolleri ve molisollerin içerisinde kahverengi ve kestane rengi stepler var dedik. Rentzina, yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklar var dedik hatırlarsanız. Ki onlar da infrazonal topraklar içerisindedir. Çemezyumlar ki kara topraklar olarak nitelendirilen bu topraklar aynı zamanda humus miktarı humus oranı en yüksek toprak. Bu yüzden son derece verimli topraklardır demiştik. Gelelim bunların içerisinde steplere. Stepler kahverengi ve kestane rengi olarak arkadaşlar evet UNESCO'nunki daha zor. Yani şükür ki o program kapsamında değil de yani o daha bir karmaşık. Daha yani ben 30 yıllık coğrafyacı olarak işin içinden çıkamadım. Evet, Uğur Atalay'ın Uğur Zeynep ha Uğur hocam demişsin. Ben de İbrahim Atalay'ın acaba neyi bu Uğur Atalay diyordum. Evet. Arkadaşlar, amfisolleri söylemiştik. Bunlar kırmızı topraklar, demir oksitçe zengin, rengi bu yüzden kırmızı. Bunlar da kalkerin çözülmesiyle oluşur. Ama rentzinalardan farklı olarak, rentzinaların kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri de ana kayanın etkisi belirginken, amfisollerde iklimin belirgindir. Spodosolları söyleyeyim. Arkadaşlar eski toprak sınıflandırmasında podzollar karşılığıdır. Bu podzollarda da biliyorsunuz hartpan yani pas taşı önemlidir. Bu lateritlerde de göreceğiz bunu. Hartpan ya da pas taşı bitki köklerinin derinlere inememesini sağlar bu hartpan oluşumu. Bu işte ağırlıklı olarak demir ve alüminyumun B horizonuna taşınması sonucu gerçekleşen bir olaydır. Evet. Amfisoller kırmızı Akdeniz toprakları. Onu söyledim. Tevrağlısalar yani. Evet.
Kavarosalar. Evet. Spodosollar da söyledik. Ultisollar arkadaşlar. Bu eski sistemdeki lateritleri ve kırmızımsı, sarımsı, pozolik toprakları kapsar. Bunlarda da hartpan önemlidir. O yani 150 metrelik devasa ekvatoral yağmur ormanındaki 150 metrelik devasa ağacın kökleri birkaç metreyi geçmez. Böyle bir şey vardır, böyle bir özellik vardır. Tabi orada su sorunu olmaması da önemli bir faktör. Ama köklerin tutunma babında daha derine inememesinin nedeni bu hartpan dediğimiz nelerdir? Pas taşlarıdır. Vertisonlar önemlidir. Bu eski toprak sınıflandırmasında da ıntrazonallar içerisinde görüyoruz. Anadolu'da bunlara kepir ya da kara kepir diyor, diyorlar. Anadolu'nun böyle iklime, hava olaylarına, dağa, taşa, toprağa, ürünlere çok güzel yakıştırmaları, adlandırmaları vardır. Çok hoştur. Yani bundan da en çok yararlananlardan biri Reşat Izbırak'tır. O coğrafi terimler sözlüğünde mesela kırgı bayırı literatüre kazandırandır. Yani köylüye sormuş. Bu nedir yani buraya ne dersiniz, ne yaparsınız, ne dersiniz? Begüm demiş buraya kırgı bayır deriz. Kırgı bayır oradan kalmadır, badlağız. Gibi arkadaşlar Lodos'a gözü yaşlıdır der Anadolu mesela. Çok güzel bir yakıştırmadır. Örneğin Konya Ovası'na inen o ünlü fen bakır sattıran olarak adlandırılmış. Bu adı veren coğrafyacılar değil, halkın kendisidir. Erzurum'da benzer rüzgara kar yiyen derler. İşte biliyorsunuz şu Mart ayı için, Mart soğukları için Mart kapıdan baktırır biliyorsunuz gibi sözler son derece önemlidir. Bu arkadaşlar vertisollere ilişkinde taş doğuran toprak demişler. Yani adam tarlayı temizliyor. Sabah kalkıyor ki o taşları birisi getirmiş yerli yerine koymuş. Vertisolun anlamı dönme, dönen anlamındadır. Bu yüzden dönen toprakta denir. Vertisollerin böyle bir özelliği var. Oksisoller arkadaşlar demir ve alüminyum bakımından zengin, yıkanma oranı yüksek. Bunlara lateritleşmiş topraklar da diyoruz eski sistemde. Başka saymadığımız neler var? Ultisolü saydık mı? Saydık herhalde. Ha, histosoller var. Bunlar arkadaşlar intrazonal topraklar içerisinde bataklık toprakları. Yani şu ünlü halomorfikler bu grupta yer alır. Başka entisolleri, insertisolleri, aldisolleri söyledik, molisolleri söyledik. Herhalde hepsini saydım gibi. Evet. Oksisolü de saydım gibi arkadaşlar. Demir ve alüminyum bakımından zengin. Yıkanma sebebiyle besin maddelerinden fakir. Tropik bölge topraklarıdır bunlar. Evet. Tam olarak lateritleşmişler diyoruz. Çünkü savana bölgesini de kapsar bu topraklar. Evet. Bakın bir soruda işte şey yapmış olduk, tekrar etmiş olduk. Evet. Arkadaşlar buharlaşma, terleme, yağış miktarı, bu ikisinin arasındaki fark buharlaşma lehine ise kuraklık endeksi büyür. Ya da lehine büyüdükçe kuraklık endeksi büyür. Yani kuraklık kavramı bu İki unsurun arasındaki farkla ya da endeksi bu farkla belirlenir. Yani buharlaşma ve yağış. Biri giderdir, biri gelirdir. Burada kuraklık endeksinin fazla olduğu yerlerdeki bitki türlerini hangi grupta değerlendiriyoruz? Soru bu. Yani sorunun kökü kardeşim diyor, kuraklık endeksi yüksek bir yerde acaba hangi türler yaygındır?
Ksorofitlerdir. Onu hemen söyleyeyim. Burada bazı kavramlara da, hani ekolojide de kimdi sordu? Uğurcan sen miydin? Mustafa sen miydin? İnal sen miydin? Hanginiz? Tam hatırlamıyorum. Bu yaşlılık işte. Hatırlamıyoruz. Arkadaşlar orada da hani birkaç kavram, ekolojik, niş, balans tarzı kavramlar da ileride de soracağım için dedim her birinde açıklamayı yapacağım. Şimdi orada da söz edeceğim. Mikrotermler, sıcaklık isteği arkadaşlar düşük olan türlerdir. Tekrar ediyorum. Eyvallah. Mustafa, ha öyle mi? Çok güzel Mustafa, güzel. O zaman sen bu konuda yemiş yutmuşsundur bu kısmı. Ben bu kısmı anlatırken sen dinleme. Evet. Seneye inşallah. Beni de davet edersiniz. Ama ben şimdiden uyarayım arkadaşlar. Benim boğulma sınırım dizlerim. Neyse ki boyum 1.90 epey gidebiliyorum. Yani yüzme konusunda da bu elektrik, elektronik işlerdeki beceriye sahibimdir. Evet. Ksorofitler. Kurak bölge. Kurakçıl. Teşekkür ederim Dilek. Teşekkür ederim. Evet. Evet, bu da özel bir sorudur arkadaşlar. Bu son derece önemlidir bu da. Burada aslında şekil üzerinden de bu sorunun cevabını bulmak mümkün. Bu oldukça hoş bir sorudur. Yani dikkatle bakın. Besin ve enerji akış yönleri verilmiştir. Burada ben birkaç yasadan da hemen söz edeyim. Şimdi doğa öylesine garip ve hoş bir dengeye sahiptir ki, arada belki coğrafyacılıktan kaynaklı belgesel izleyenlerimiz vardır illaki. Çünkü coğrafyacıların özel zevkleri arasındadır bu belgeselleri izlemek. Orada da işte görürler şu büyük kedileri falan, avcı ilişkisini. Bakın, örneğin zebra popülasyonunun tam olarak onda biridir. Onları avlayan kedilerin sayısı. Bu nereden kaynaklıdır? Bu enerji akışındaki, daha doğrusu o besin piramidindeki %10 yasası. %10 yasası şu. Alınan enerjinin arkadaşlar bir üste aktarımı ancak ve ancak %10 oranındadır. Yani bu 9 değildir, 11 değildir. Dolayısıyla bu popülasyonlara da olduğu gibi yansır. Ha, bu ilelebet böyle midir hocam? Hiç mi bozulmaz, sapma falan olmaz? Olur. Ancak o doğal süreç mutlaka öyle böyle o %10'u tutturur. Mutlaka tutturur. Aynen Esra, benim de büyük kedilerin günlüğünü kaçırmamaya çalışırım. Aynen öyle. Evet, burada arkadaşlar enerji akışının tek yönlü olduğu çok açık görülüyor. Zaten A ve E seçenekleri birbirinin tersidir. Çevrim biçiminde değildir. Besin akış yönüne baktığımızda bunun bir çevrim olduğunu görürüz. Temel enerji kaynağının güneş olduğu zaten şekilde çok açık. Ama enerji akışı çevrim biçiminde değil, tek yönlüdür. Akış tek yönlüdür. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. Evet. Evet, gelelim şimdi. Bu popülasyonlar doğadaki diğer canlılarla sürekli bir ilişki içerisindedir. Şimdi buna ilişkin bir ya da iki tane daha sorumuz olacak. Bu yüzden şimdi burada açıklamakta şey yok. Diğer sorulara fazla kopya olmayacağı için. Habitatı söylemiştik. Bir anlamda türün adresidir dedik. Değil mi?
Yani bu konuda bir sıkıntımız yok, onu biliyoruz. Tabii doğru cevabımızı herkes vermiş. Aferin Ünal, Uğurcan, Meltem, Dilek, Doğan. Ekotondur. Yani bu geçiş, komiteler arasındaki geçiş bölgelerine verilen ad ekotondur. Bu arada komiteyi de hemen şey yapalım, tanımlayalım. Arkadaşlar, bir yanda, bir bölgede birden fazla popülasyon şu veya bu düzeydeki ilişkiler çerçevesinde bir arada yer alınır, yer alırlar. Buna komünite diyoruz. Tabii bu fauna ve flora da olabilmektedir. Yani bitki veya hayvan toplulukları şeklinde de olabilmektedir. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının barındığı bölgelere ise biyom diyoruz. Bu biyomları da biz karasal ve denizel ya da su biyomları şeklinde ayırt ediyoruz. Karasal biyomlardaki sınıflandırmamız son derece önemlidir. O da bitki örtüsüne göre bir sınıflandırmadır. Yalnız burada kutup biyomu ayrı bir yer tutar. Çünkü kutup ikliminin biliyorsunuz bir şeyi yoktur. Bitki örtüsü yoktur. Dolayısıyla onu biz kutup iklimi olarak söylüyoruz. Habitatı söylemiştik. Evet. Ekolojik niş ve biyotopu da tanımlayalım. Arkadaşlar belki şey diye düşünebilirsiniz. Yani böyle birazcık ağır gidiyoruz ama yani tekrar böyle olur. Yani 100 saatlik bir programın tekrarı her konudaki soru üzerinden böyle olabilir ancak. Mümkün olduğunca da hızlandıracağız ve önümüzdeki pazartesi'de yapacağımızda söyledim. Evet, ekolojik niş bir türün arkadaşlar sahip olduğu fonksiyonlar ile yapması gereken sorumluluklar, yerine getirmesi gereken sorumluluklara verilen ad ekolojik niş. Yani bu yaşamını sürdürme babında gerekli bir şeydir. Evet, biyotop arkadaşlar, biyotop bir anlamda habitat ile karıştırılır. Biyotop şu, coğrafi yer, yani türün yaşamını sürdürebilmek için optimal ve ona yakın unsurları, değerleri bulabildiği coğrafik yer. Biyotop böyle tanımlanıyor. Bunu daha çok işte habitatla da karıştırıyorlar, onu da. Tabii ki Zeynep soruyorlar kızım. Tabii yani ben buna bir iki gönderme de yaptım. Dedim ki Türkiye'de mesela maymun türlerinin, o şevet türlerinin, orangutanı falan filan bulamazsın. Yani mercekli ara bulamazsın gibi. Yani o biyomlara özgü, o biyomlara evi olarak seçmiş, yaşam alanı seçmiş türleri sorabiliyorlar. Evet. Mesela Zeynep bu konuda şeydir. Yani o belgeselleri izlemenin çok büyük yararı var, onu söyleyeyim. Bir, iki, bu türlerin sıcaklık, ısı, ışık, su gibi istemlerine göre de bir kuşak sınıflandırmasını kafamızda yapmamız mümkün. Mesela timsah gibi türleri tropik kuşağın dışında görmeniz mümkün değil. Bu maymun türleri için de geçerlidir. Örneğin daha devasa mesela filler için de geçerlidir. Gibi bir sınıflandırmayı yapmamız mümkün. Tabii ki yani deveyi örneğin Türkiye'de var ama deveyi çöl biyomlarının dışında bulmak zor. Zor. Evet. Gelelim. Bu da son derece önemli. Arkadaşlar coğrafyalaştırma dediğimiz bir olay. Bunu coğrafya, çizme, betimle, gözlem yollarını kullanarak o konuları da coğrafyalaştırır. Yani örneğin
Prehistorik kültürler aynı zamanda tarihin konusudur. Ama prehistorik kültürleri, onların kültür miraslarını, onların çevreleriyle ve doğayla etkileşimlerini coğrafya, çizme, betimle, gözlem yollarıyla, prensipleriyle ne yapar? Coğrafyalaştırır. Yani onu artık şeyden, yani tarih bilimi konusu olmaktan çıkartır, coğrafya konusu yapar. Ortak konudur. Prehistorik kültürler ortak konudur. Kronoloji, onlarda da var, bizde de var. Bizde üstelik kronoloji de var. Yani. Evet. Tuğba, merhaba. Tuğba, hoş geldin kızım. Tuğba, evet, Tuğba mesela, Tuğba ile hemen bir şeyimizi anlatayım mı? Şimdi bu sınavlarımızdan birinde ileride bu ders olmayabilir, gelecek derse mesela önümüzde çıkabilir. Aldea, şimdi Tuğba Aldez diye sordu. Haklı, çünkü orada öyle yazıyor. Ya şimdi soruyu yazan benim, sınavın soruları benim. Ya Aldez hiç şey, yani duyduğum bir şey değil. Yani 30 yıllık öğretmenliğimde, öğrenciliğimde, yazarlığımda duymadım öyle bir şey. Allah Allah, hiç aklıma da gelmedi. Tek harf değişmiş. Hemen indim, baktım. Sonra sistem yöneticimizle not bıraktım. Dedim Tuğba Altuntaş'a bu notu iletin. Tabii o deftersizler de iletmemişler. Onları da o yoğunluktan anlıyorum onları. Yoksa şeyden değil. Evet, Tuğba öyle değil miydi? Evet. Aynen öyle bir şey yaşamıştık değil mi? Bir de benim belleğim çok iyidir. Yani benim bu birazcık işte başarılı bulmaları falan filan ona da bağlı. Yoksa öyle çok akıllı makıllı bir adam değilim. Ya yani yazan benim biliyorum. Ama bir türlü yani o şeyi de kuramadım. Evet. Ha, sonraki dersi anlatmışsın Esra. Doğru. Doğru. Evet. Bakın bu da önemlidir. Yani güneşin çekim, yani bir şey düşünün. Yani üçüncü kata bir şöyle 5-10 metre boyunda bir direk mirek benzeri bir şey, tahta mahta çekeceksiniz. İple çekiyorsunuz. Arkadaşlar tam eğer dış faktörleri sıfırlayalım, tam ortadan çekerseniz o dengeli bir biçimde yukarıya çıkartılır. Ama tam ortaya rastlamaz ise çekim çektiğiniz nokta, o zaman hapı yuttunuz. O tartar bir tarafa. Bunun gibidir. Şimdi bizdeki eksen eğikliğinden çok daha fazladır Uranüs'ta. 42 yıl boyunca görmez bir kutbu. Tuğba 6'ya kadar buradayız kızım. 6'ya kadar buradayız. Tamam mı? Tuğba hemen belirteyim kızım. Önümüzdeki hafta pazartesi Ali hocamızla birlikte öğretmen ve öğrenci ikimiz yan yana. Bak üç kuşak bir arada olacağız. Ben yani en genç kuşak. Sonra benden sonraki kuşak Ali. Ali'den sonraki kuşak sizler. Tamam mı? Evet. Sabah 10'da başladı. Evet, doğru cevabımız eksen eğikliği olacak. Bakın, bu olayın tek mübessili budur. Eksen eğikliği. Arkadaşlar. Bizde kuzey kutup bölgesi ve güney kutup bölgesi yaklaşık 6'şar ay güneşi görmez. Sırayla. Burada da 42 yıl boyunca görmez. Yani bu dönüş süresiyle de ilgilidir tabii ki. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Eksen. Ceyhan mı? Yalnız 3. Evet, Ceyhan. Evet. Bu kavramları daha önce biliyor muyuz arkadaşlar? Rotasyon eksenin çevresindeki dönüş.
Seyyarat gezegendir. Seyyarat gezegendir. Koryaz sapma kuvvetidir biliyorsunuz. Refleksiyon ise yansımadır. 25.800 yılda baş sallama şeklinde gerçekleştirilen, dünyanın gerçekleştirdiği bu harekete presesyon diyoruz. Presesyon. Doğru cevabımız Denizli. Evet. Evet, bu bir tane çözmüştük şeye ilişkin, hatırlarsanız. Arkadaşlar, o bir kutupsal, ekvatoral, zenital ve kesici. Doğru cevabımız D'dir. Çünkü sorunun kökünü okursak, çeşitli iz düşüm metotlarıyla küresel yüzeydeki paralel ve meridyenleri bir kağıt üzerine neyle aktarıyoruz bunu? İz düşümle aktarıyoruz. Yani bu iz düşüm diyoruz. Projeksiyon yüzeyinin duruşuna göre. Yani bu projeksiyon yüzeyinin duruşuna göre şöylesine ben kısaca açıklayayım arkadaşlar. Bu gene şey zemini de masanın üzerinde yapıyorum. Yoksa gerçekten bu kadar kötü bir çizici değilimdir arkadaşlar. Yani biraz da böyle şey yapacağız, sizi bekleteceğiz, kusura bakmayalım. Neyse ben bir diğer taraf işte kalem, kağıt getirdim. Pardon. Alışkanlık, kağıt, kalem. Ben şey falan getirtireyim de. Bakın şimdi, projeksiyon yüzeyini şöylesine tutabiliyoruz. Yani böylesine tutabiliyoruz. Bu eğer dikkat ederseniz tek bir noktada değiyor. Ekvatora değer. Teğettir yani. Veya kuzey kutup noktasına değecek şekilde yani teğet şekilde tutabiliyoruz. Silindir şeklinde, koni şeklinde tutabiliyoruz. Değil mi? Yani bu projeksiyon yüzeyinin duruşuna göre düz olabiliyor. İşte, kutbu olabiliyor. Gibi. Arkadaşlar zenital projeksiyon yüzeyine göre sınıflandırmadır. Duruşuna göre değil. Bu yüzden kutuptan tutuyorsak kutupsal, ekvatoraldan tutuyorsak ekvatoral, belli bir yerden küreyi kesiyorsa kesici, orta enlemlerden yan olarak tutuyorsak obik sınıflandırmamız böyle. Doğru cevabımız D olacak. Evet. Sıcak havanın soğuk hava üstüne yükselmesiyle oluşan dinamik terselme. Arkadaşlar, sıcak havanın soğuk hava üstüne yükselmesiyle. Şimdi, burada hep karıştırırlar. Yani şöyle karıştırırlar. Diyorlar ki hocam, evet, Uğurcan hangisinde bu şeylerde mi, cephelerde mi sıkıntı çektik? Evet. Şimdi arkadaşlar burada hep karıştırırlar. Yani şöyle bir karıştırma vardır. Onu da hemen söyleyeyim. Ya hocam bu sıcak hava her halükarda soğuk havanın üstünde. Doğru. Peki niye böyle soğuk ve sıcak cepheler diye birbirinden ayırt ediyoruz? Arkadaşlar bunu ayırt etmek için ben mesela dersimde hangisinin cevabını anlayamadık dedin? Uğurcan bir onu yazarsan sevinirim. Hangisinin cevabını anlayamadık? Ha yok şimdi ben onu açıklayacağım. Yani soğuk ve tabii diğerlerini de açıklayacağım ama bu arkadaşlar açıklayacağım aralarındaki farkı bir örnekle, derslerimde verdiğim bir örnek. Yani bir battaniyeyi işte üstümüze alma olayı vardır. Bir de battaniyenin altına yavaşça sokulma olayı vardır. Arkadaşlar aynen de böyle olur. Aynen de böyle olur. Tabii termik kökenli terselmeyi de, dinamik kökenli
tersenmeyi de anlatacağız. Ancak soğuk ve sıcak cephe tersenmelerini birbirinden ayırt etmemiz son derece önemlidir arkadaşlar. Burada hemen şunu da belirteyim. Tersenmenin ne olduğunu biliyor muyuz? Tersenmenin ne olduğunu biliyor muyuz? Peki terselme türlerini biliyor muyuz? Evet. Yani terselme türlerini de biliyoruz. Değil mi? Nasıl bir karışma bu? Nasıl bir karışma? Tuğba hayır diyor. Cephe terselmeleri karışıyor diyorsun. Peki. Şimdi arkadaşlar ben şöylesine çizeyim. Çok kısaca. Şöylesine çizeyim bunu. Arkadaşlar bu soğuk cephe tersermesidir. Soğuk cephe tersermesi. Hani battaniyenin altına sokulup sokulma dediğim olay var ya. Soğuk havanın bir yere yerleşmiş sıcak havanın altına sokulmasıdır. Onu yukarıya kaldırması. Bu yok, oklüzyon biraz daha farklı. Şimdi oklüzyonu da hemen söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. İsterseniz çizeyim de, hatta çizeyim. Oklüzyonda da arkadaşlar yine bu hava kütlesinin ağırlığı, yani sıcaklık özelliğine bağlı ağırlığının yanı sıra bir de hız. Yani hava kütlesinin sıcaklığı aynı zamanda hızını da belirler. Orada arkadan gelip yetişme olayı vardır. O öndekinin yine sıcak havanın altına girip onu kaldırması olayı vardır. Orada karma karışık üçlü bir cephe oluşur ki buna oklüzyon ya da kavuşmuş cephe diyoruz. Doğrusun bu hani o ilk aşaması itibariyle ona benzer. Hani altına girip kaldırma şeklinde gerçekleşir. Şeyde ise arkadaşlar sıcak cephe terselmesinde ise karşılaşan hava kütlelerinin hafif olan diğerinin üstüne yükselir. Yükselir. Karşılaşan hava kütleleri. Dolayısıyla bu sıcak cephe tersenmesidir. Sıcak cephe tersenmesi. Uğurcan tamam mıyız bunda? Tamam mıyız? Peki, termik kökenli tersenmeyi biliyor muyuz? Evet, termik kökenli terselme. Termik biliyoruz diyorsunuz. Termik sıcaklıkla ilgilidir biliyorsunuz. Sıcaklıkla ilgilidir. Arkadaşlar, termik kökenli terselmede alt kısım üst kısımdan daha soğuktur. Daha soğuktur. Burada subsidans yani alçalıcı hava hareketine bağlı olarak bir ısınma olsa bile soğuk çekirdekli bu alanlarda, bu basınç merkezlerinde alt kısım her zaman üst kısımdan soğuktur. Yani o troposferdeki periyodik değişim, sıcaklık azalması tersine dönmüştür. Bu yüzden tersenme diyoruz. Aynı mantık S seçeneğinde de var. S seçeneğinde de. Antisiklonal tersenmede de var. Evet. Soğuk çekirdekli buna çok dikkat edeceğiz. Soğuk çekirdekli dendiğine göre arkadaşlar. Çok açık. Termiktir. Değil mi? Termik siklon. Hangisi olur?
Evet, antisiklon olsaydı A olurdu. Ama termik siklon dendiği için Denizli'dir. Doğru yanıtımız. Denizli. Evet, Denizli. Çok basit bir soru ama hemen balıklama atlıyoruz. Soğuk çekirdek. Ha, özür dilerim. Sıcak çekirdekli Denizli. A seçeneği doğrudur. İnsan kendi sorduğu soruyu böyle. Evet, A seçeneği. Haklısın Doğan. Vallahi. Şimdi oldu bak. Şimdi oldu. Evet. Burada altını özellikle çizdim. Ona rağmen bak yazan bile, bunu ben yazdım. Yazan bile dikkatsizlikten yanlış yapabiliyor, değil mi? Şimdi altını özellikle çizdim. Arkadaşlar, dinamiklerde çekirdek basıncın karakterini belirlemez ama termiklerde belirler. Sıcaklık ve basınç arasındaki ilişkiyi termiklerde her zaman kuracağız. Yani o kuralımız neydi? Sıcaklık arttıkça basınç azalır kural. Bu kadar basit yani. Tamam mı? Evet. İzonep biliyor muyuz? Evet, evet biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? A'dır doğru cevabımız, doğru. Bulutluluk. Teşekkür ederim. Bulutluluk. Peki bir de bunun karşılığı var. Güneşlenme, değil mi? Güneşlenme süresi. Tabii ki var. Tabii ki var. Evet. Uğurcan, izohalin tuzluluk, değil mi? Tuzluluk. Evet. Bulutluluk fazla bir de Doğu Karadeniz'de. Güneşlenme de 1750 saatin birazcık altındadır. En az orada. Peki. Buna göre evet, M ve simgesiyle gösterilen. Şu M neydi arkadaşlar? Muson. Değil mi? Hemen çizdik. Hemen çizdik. Hemen çizdik. V neydi? Sıcak. Hemen çizdik. Çizdik. Değil mi? Ya geriye çizilmemiş bir tek bu kaldı. Bursa. Evet. Bolu doğru cevabımız. Peki. Bu da önemli. Arkadaşlar, Fasiyesleri iki ana gruba ayırıyoruz biliyorsunuz. Evet, ortam şartları, o birikim ortam şartları, fasiyes diyoruz. Karasal ve denizel, ama bunların bir de karışımları var. O karışımlarından birisini sormuşuz. Evet, flüvyal depolar karasaldır biliyorsunuz, akarsu. Göl depoları böyledir. Glasyal buzul biliyorsunuz. Rüzgar yine karasaldır. Ama delta depoları hem karasal, yani delta depolarındaki istiflenmeler hem karasal hem denizel kökenli olabilmektedir. Doğru cevabımız Kahraman Çorum'dur. Böylece bu fasiyes kavramını da açıklamış olduk, değil mi? Evet. Evet. Denizlerinleri şöylesine, neyse şeyi vereyim. Mesela abisal ovalardır, şelflerdir gibi. Şimdi denizaltı topografyasına ilişkin sorularımız olacağı için hani kopya vermeyeyim ama iki tanesini söyledim. Mesela abisal ovalar, mesela şelf ya da kıta sahanlarıdır. Hayır, direkt bataklıkların tamamı karasaldır. Karasal. Onu şöyle düşüneceksiniz. Dilek, kızım, hepinize söylüyorum. Şöyle, yani denizaltı topar, yani daha doğrusu karalardan taşınan malzeme denizlere taşınır. Nereye gider? Yani denizin tabanına doğru yayılır. Yayılır.
denizaltı topografyasının tamamı, hatta buna göletler de, yani o irili ufaklı tepeler bile dahil olmak üzere bu kapsam içerisinde değerlendirilir. Onun dışında kara yüzeylerin tümünde, yani akarsu boylarıdır, göl tabanlarıdır, bataklıklardır, rüzgar birikim alanlarıdır. Bunların tümü karasal fasiyeslerdir. Tabii ki Esra. Tabii ki. Yani orada da öyle böyle şu veya bu şekilde istiflenme vardır. Tabii ki. Tamamen öyle. Direkt. Yani bir birikim var. O zaten o birikim ortamına fasiyes diyoruz. O ortam nerede? Deniz altında mı, karada mı? Mesele bu yani. Tamam mıyız? Bu arada şeyimiz gelmiş. Bu da çok hoş bir sorudur. Bakın. Yani bu soruyu da piyasada bulmanız mümkün değil. Yani bu genellerin oranını mümkün olduğunca az tuttum. Böyle ser. Bu bazen donma oluyor. Tekrar aç kapa aç kapa. Merhabalar. Evet. Merhaba Dilek, Esra, Uğurcan, Cemşit. Herkese. Evet. Arkadaşlar bu olay var. Yani günümüzde tespit edilmiş. Tabii bu olaya bağlı Karadeniz'in örneğin Pinoştesen'de seviyesi tespit edilmiş, alanı tespit edilmiş, derinliği tespit edilmiş. Evet, bu torbalaşma ve çökmenin devam ettiğini göstermektedir. Bu torbalaşma ve çökme bir anlamda aynı manadadır. Ama bu torbalaşma dediğimiz olay basitçe şu. Yani şöylesine bir zinciri iki ucundan tutarak aşağıya doğru bırakın. Ama şuradan bir ağırlık asarsanız bu şuna dönüşür arkadaşlar. Şuna dönüşür. Buna torbalaşma diyoruz. Torbalaşma dediğimiz olay bu. Tamam mı? Bu yükselme arkadaşlar epirojenez sırasında kütlesel olarak yükselme ve çökme. Kütlesel yükselme. Bu tabi levhaların yaylanma faaliyetleri sonucu oluşur. Tabakalarda herhangi bir bozulma meydana gelmez. Tabi son derecede yavaş gerçekleşen bir olay. Örneğin Anadolu günümüzde, örneğin İskandinavya Yarımadası günümüzde, örneğin Kanada Kalkanı günümüzde yükselmeye uğrayan sahaların bazı örnekleridir. Evet. Coğrafyayı kazandıran Pavel. Direkt. Evet, tamam mıyız arkadaşlar? Peki. Vadi kurulum aşamasında gözlenen bu durumu şekilli görmüştük hatırlarsanız. Ne diyorduk buna? Abstraksiyon, yani kapma olayı. Onun için geçiyorum. Evet, geldik. Denizle bağlı olduğu okyanus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Andaman Hint Okyanusu'na aittir. Bering Pasifik'indir. Gine Atlantik'indir. Bengal Hint Okyanusu'nundur. Ama Alaska Denizi Pasifik'in, Atlantik'in değildir. Doğru cevap. Esra aynen. Doğru cevap 1 ve 2 idi. Torbalaşma ve çökme aynı anlama geliyor aşağı yukarı. Evet. Bu da şeydir, yine değişik, hoş bir sorudur. Burada da arkadaşlar yani hemen o sınıflandırmalarda ben kısaca söyleyeyim.
Şimdi akarsuları sınıflandırırız. Yani bu sınıflandırma son derece önemlidir coğrafyada. Mesela şehirleri sınıflandıracağız, değil mi? Morfolojik özelliklerine göre, genetik özelliklerine göre, yani özelliklere göre sınıflandırma her alanda yapılıyor. Akarsularda da böyle. Örneğin döküldükleri yere göre sınıflandırıyoruz. Yani nereye dökülür? İşte bataklığa, göle, değil mi? Ya da denize ya da okyanusa. Buna göre açık ya da kapalı havza diye nitelendiriyoruz. Beslenme kaynaklarına göre sınıflandırıyoruz. Rejimlerine göre sınıflandırıyoruz. Şimdi bu rejimlerine göre sınıflandırmada da görüyorsunuz bir yığın sınıf oluşturuyoruz. İşte karlı dağ, yağmurlu okyanus, karlı ova, karlı yağmurlu, yağmurlu tropikal gibi. Evet, basit rejimlerden biri değildir diyoruz. Basit rejimde arkadaşlar faktör tektir. Yani faktör tektir. Ama karmaşık rejimlerde faktör birden fazladır. Burada olduğu gibi kar ve yağmur. İki faktörümüz var. Dolayısıyla Denizli doğru yanıttır burada. Denizli doğru yanıttır. Evet. Geldik. Kayaların toprağa dönüşüm sürecine biliyorsunuz. Ayrışma diyoruz. Şimdi bazı özellikle LYS, YGS kavram şeylerinde, çalışmalarında çokça işte çözülmedir, şudur, budur falan filan, erimedir, erimedir falan derler. Yok işte yoğuşmadır şu dönüşüme, yani yağış oluşmasında falan. Arkadaşlar yani kavram kargaşasına gerek yok. Coğrafyada her şey yerli yerindedir. Onun için böyle ilginç hale getirme babında değişik yollara başvurmanın alemi yok. Yani bildiğimiz kayaç fiziksel, kimyasal, biyolojik yollarla ayrışır ve toprak oluşur. Budur ayrışma. Evet, kilin ayrışma olayı bu, yani cevap köktedir, değil mi? Kilasyon. Tabii bu Kahraman Çorum. Tabii bu pedojenez rejimlerinde bir açıklamakta yarar vardır. Mesela oksidasyon. Yani bu oksidasyon sonucu arkadaşlar demir ve alüminyum. Bildiğimiz paslanma olayıdır oksidasyon. Yani kabaca bildiğimiz demiri açıkta bırakırsın, değil mi? Bir süre sonra bakarsın. Koyu kahverengi, üzerine kabuk kabuk tabakalar bağlamış. Paslanma olayıdır. Toprağa rengi de verir. Kırmızı rengi bu verir. Oksidasyon. Yani topraktaki bu demir ve alüminyum katyonlarının oksitlenmesi sonucu. Su ile temasa girmesi, reaksiyonu sonucu gerçekleşen olaydır. Evet. Kilasyonu söyledik. Kilin ayrışma olayıdır. Kilin ayrışma olayıdır. Karbonasyonu çokça duymuşuzdur arkadaşlar. Yani duymamış olmamız mümkün değil diye düşünüyorum. Yoksa hiç mi duymadık karbonasyonu? Evet. Hidrolizi de tabii ben bunları şeyde verdim diye hatırlıyorum. Ne derler? Elinizdeki kitapta verdim diye düşünüyorum. Onun dışında da nerede verdik? Hatta bunun bir kısmını ben KPSS kavramına da aldım arkadaşlar. KPSS kavramına da, yani daha doğrusu çalışmalarına da aldım. Dolayısıyla bunları bence görmüş olmanız gerekir diye düşünüyorum. Onları da ben kısaca size şöylesine şey yapacağım, anlatacağım. Yani burada olmayanları da anlatacağım. Neslihan kavram o kadar çok ki inanın ben işte 30 yıla yakın oldu. Yani 50 yaşın kitap yazdım.
Ama inanın buna rağmen ki sürekli de okuyan, karıştıran birisiyim. Yani geride kalmayalım. Sonuçta bu işi yapıyoruz. Yani yaparken hakkıyla yapacaksın bu işi. Dolayısıyla sürekli karıştırıyor olmama rağmen arkadaşlar halen benim de hiç duymadığım kavramlar çıkıyor. Yalan yok. Yani geçen yılki sınavda ana melme açısını ben ilk kez o sınavda gördüm. İlk kez orada gördüm. Yani diğerlerini öyle böyle gördüm ama ilk kez orada gördüm. Evet. Arkadaşlar çoraklaşma ya da tuzlaşma. Buna alkalileşme de diyoruz. Burada bu kılcallık olayı dediğimiz olay önemli. Yani buharlaşma sonucu çökme ya da kılcallık olayı ile yüzeye taşınma şeklinde toprağın resmen tuz ve kireç bakımından zenginleşmesi, yani üstünde bir tabaka, bir örtü oluşturması şeklinde gerçekleşen olay. Kalsifikasyon, ki buna Türkçe'de kireçlenme diyoruz, biliyorsunuz. Bu da alt katta karbonat yumrularının birikmesi şeklinde gerçekleşen olaydır. Oksidasyonu söyledik. Karbonasyonu da söylemiş olduk. Evet, bu hidrasyon son derece önemli arkadaşlar. Hidrasyonu da nereden çıkartırsınız? Hidrodan, yani sudan çıkartırsınız hidrasyon olayını. Bu, evet, Tuğba. Tuğba hemen yapıştırdı. Tabii bunu da daha önce duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ben. Duyduk mu? Evet. Aynen tersidir. Tabii ki söyleyeceğim. Gönül. Kepçelemeyi de söyleyeceğim. Yani tümünü söyleyeceğim. Merak etme. Evet. Denitasyon. Meltem söyleyeceğim. Meltem söyleyeceğim. Evet. Peki. Yani sınıf oldukça meraklı. Arkadaşlar, lateritleşme ya da ve arkasından gileyleşme, arkasından hidroliz hidrasyon arasındaki fark, arkasından kılcallaşma olayı. Yani bu pedonajilerin hepsini direkt şeye açız diyorsun ha, bilgiye açız diyorsun. Vallahi bilgiye ben de acım. Yani hem de nasıl. Bu arada öğle yemeğinde ne yedik arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar, gileyleşme ve arkasından lateritleşmeyi anlatacağım. Bu şeyde soruların birinde hartpan demiştim. Hatırladınız mı? Yani pas taşı. Hatırladık mı onu? Arkadaşlar, hartpanın oluşması olayı ya da podzolleşme, lateritleşme ve gileyleşme. Şimdi burada ayrımları iyi yapabilmeliyiz. Yani toprak adlarından çıkarak ayrım yapmaya kalkarsanız birazcık yanılabilirsiniz. Podzolleşmeden başlayalım arkadaşlar. Üst kat, ne diyorduk buna? A horizonu. Biliyorsunuz B horizonu ile birlikte solum toprağı oluşturur. Bizdeki karşılığı yıkanma katı. A horizonu. Evet, fazla yıkanmadan kaynaklı olarak topraktaki katyonların taşınması. Nereye taşınması? B horizonuna
taşınması. Ve burada birikerek hartpan dediğimiz pas taşını oluşturması, sert bir tabakayı oluşturması. Olayına pozolleşme diyoruz. Lateritleşme ise arkadaşlar, fazla yağış ve sıcaklık şartları altında şiddetli ayrışma olaylarını kapsar. Tekrar ediyorum, çok fazla yağış ve sıcaklık şartları altında şiddetli ayrışma olaylarını kapsar. Bunun sonucunda arkadaşlar, toprak yüzeyindeki silislerin önemli ölçüde yıkanması, demir ve alüminyumun oksitçe zengin kesekli bir yapı oluşturması. Tekrar ediyorum, demir ve alüminyum bakımından oldukça zengin kesekli bir yapı oluşturması. Yani bir tür sürülmüş tarla gibi düşünün. Oradaki her bir kesek kıpkırmızıdır, demir ve oksitçe zengindir. Bu olayı da lateritleşme diyoruz. Taze fasulye, Cemşit güveç. Uğurcan, TG9'u yok, TG9 yok burada. TG9'u hartpan, tekrar ediyorum. B horizonuna taşınan katyonların birikerek sert bir tabaka oluşturması. Buna pas taşı ya da hartpan diyoruz. Pozolleşme sonucu. Bu lateritleşme sonucu da oluşur. Yani lateritlerde de vardır. Neslihan, TG9'u çok kolay sordum oysa ya. Evet. Aynen. Hani örnek de verdim ya Uğurcan. Şimdi kurak değil. Yani mesela o koca Sibirya 250-300 milimetrelik yağış alır. Yağışa bakarsan kuraktır. Ama tayga ormanlarıyla kaplıdır. Yani bağlanımı yüksek bir bölgedir. O yüzden kurak değildir. Ve ekvatoral bölge dünyanın en yağışlı yerleri biliyorsunuz. Bu yıkanmadan mütevellit oluşur. Yani o katyonların B horizonuna taşıyacak bir etken, bir faktör önemlidir. O da yıkanmadır. Meltem, zor mu diyorsun? Ya, yani bunu hani çok da büyük konuşmayayım. Böyle önceden iddialı şey konuşmaları sevmem. Ama inşallah öyle olur. Bana şeyden sonra teşekkür edeceksiniz. Yani sınavdan sonra teşekkür edeceksiniz. Çünkü arkadaşlar ben geçen yıl hiç uygulanmamış sınavda birebir soru yakaladım. Yani o eski öğrencilerim şahittir buna. Mesela o tabaka yaşlarını ben hem jeolojide sordum hem coğrafyada sordum gibi. Mesela endemik bitkilerin şu toros sorusunu ben birebir sordum. Yani birebir bizim sınavda var. Kanıtlar da ortada. Kanıtlar da ortada. Evet. Ha bak Dilek, sen tabii sen mesela biliyorsun o soruyu. Ben o soruyu sordum. Yani o soruyu ben sordum. Çözümünü de yaptım. Evet. Arkadaşlar, güneyleşme ise topraktaki hidrojen iyon konsantrasyonun artması sonucunda asitleşme, oksijenle zenginleşme olayına güneyleşme diyoruz. Bakın bu pedojenez rejimlerini sorabiliyorlar. Ben işte mümkün olduğunca böyle kısaca, kabaca ana hatlarıyla vermeye çalıştım. Onun için arkadaşlar birbirine karıştırmama babında yıkanmayı göz önüne alarak mantık yürütme yoluna gidersek iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Evet.
Evet, buraya ilişkin söyleyeceklerimiz başka bir şey var mı? Şimdi hidroliz bazı minerallerin suda erimesi veya yapı değiştirmesi, hidrasyon ise bazı minerallerin suyu bünyesine alarak, emerek, depolayarak zamanla yapı değiştirmesi olayıdır. Tekrar ediyorum, hidroliz ve hidrasyon arasındaki farkı sormuştunuz değil mi? Kim sormuştu? Hidroliz bazı minerallerin suda erimesi veya yapı değiştirmesi olayıdır. Hidrasyon ise bazı minerallerin suyu bünyesini alarak yapı değiştirmesi olayıdır. Aradaki fark budur. Berkan, tamam mı kızım? Evet. Kilasyona pençeleme de denir. Onu da hemen belirteyim ben. Kilasyona pençeleme de denir. Bu arkadaşlar redüksiyon ya da indirgeme yine toprak pedagojimizleri arasındadır. Bir de buna oldukça yakındır. Solüsyonu kim sormuştu? Direk sen mi? Gönül sen mi? Evet, ben de sordum. Rasta, Gönül şeyi merak ettim. Rastladığınız kaynak ne pek geçmez çünkü. Yani nerede rastladınız? Mesela bakın, çelasyon pek geçmez. Redüksiyon pek geçmez. Ondan sonra solüsyon pek geçmez. Aynen öyle. Aynen öyle. Kimyada evet, indirgemecilikten gelir. Yani nasıl bizdeki Türkçe karşılığı işte çok basit yolla çözme anlamındadır. Çok basit yolla çözme. Bu redüksiyonda, solüsyonda bizde de bu anlamda kullanılır ve toprak pedagojinizde de budur. Yani kimyasal yapısında basit bir değişim. Su reaksiyonu ile gerçekleşen değişim anlamı. Tabii şimdi bunu kimyacılar da farklı anlatıyorlar. Mesela süblimasyonda olduğu gibi. Bizde coğrafyalaştırma olduğu için biraz farklı olabilir. Artık buna da katlanacağız. Evet. Peki burada primeri sormuşuz. Secondary. Sorsaydık ne derdiniz? Secondary mesela hangi durumlarda secondary süksesyon gelişir? Ne dersiniz? Evet, teşekkür ederim. Bunu boyutlarından da çıkarmanız mümkün. Yani liken, ot, çalı, ağaç şeklinde. Şimdi bizde bir müdür yardımcısı vardı. İbrahim Çalı, soy ismi Çalı. 10. sınıflara ben de yazıldı. Şeyi sormuştum. Çalı formasyonları. Şimdi bu da biraz geniş bir aile. Böyle ünlü muziplikleriyle falan filan ünlü birkaç abisi var ve birkaç özelliği, her birinin bir başka özelliği falan da herkes tanıyor falan. Öğrencinin biri yazmış, ben Çalı formasyonlarını yazdım demiştim işte. İbrahim Çalı, Hayatı Çalı, Özel Çalı şeklinde yazmış. Çocuğa tam not verdik tabii ki. Evet, ot, çalı, ağaç, secondary diyorsun Dilek. Ot, ağaç, secondary. Arkadaşlar, secondary mesela orman yangını sonrasında gelişen, yerleşen topluluklardır. En çok orman yangını ya da herhangi bir tahribat sonucu. Mesela o sözünü ettiğim Jogita'da bu çok güzel anlatılır.
Yani orada hani doğa boşluğu affetmez. Doğa boşluğu doldurur. Bu gerçekten böyledir yani. Doldurur. Yani ormanı kesersin, orasını bozkır ki ona antropojen diyoruz, değil mi? Mesela garik böyledir, sekındırdır. Mesela psilomaki böyledir. Antropojen bozkırlar böyledir. Evet. Aynen. Tabii ki çok güzel kızım. Bak yani evet, bu da yine önemli bir soru. Ne dersiniz? Hoş bir sorudur. E diyorsunuz, E diyorsunuz, E diyorsunuz. Daha önce görüp çözen var mı bunu? Bu şekli İbrahim Atalay'dan aldım. Onu söyleyeyim. Yani soru benim ama şekli oradan aldım. Evet. Güzel. Bu hoş bir sorudur arkadaşlar. Yani övünmek gibi olmasın. Aferin Doğan. Uğurcan. Direkt sallamışsın ve tuttu diyorsun ha. Ama bu soruya tekrar bakın. Bence özellikle şeyi. Bu polikonikler. Bu arada kökü dikkatli okuyun. Yani polikonik projeksiyonlar nasıl yapılır? Onu vermişiz. Onu vermişiz. Evet. Evet, Bonnen'indir. Yani bu projeksiyon Bonnen'indir. Ya, ünlü bir projeksiyondur. Onu hemen söyleyelim. Ünlü bir projeksiyondur. Özellikle orta enlemler müthiş çıkar. Hani bir soru çözmüştük hatırlarsanız. Bakın Grönland örneğin arkadaşlar. Grönland burada devasa boyutta çıkmamış. Yani bozulma son derece az. Ama bozulma en az şu kısımdadır. Bakın. Bozulma en az şu kısımdadır. Şu kısımdadır. Yani bozulma sıfıra yakındır burada. Bonne'de. Evet, Türkiye'de meteorolojik gözlemlere ilişkin. Bakın bunlar önemlidir. Bunları soruyorlar. Soruyorlar. İlk 1846 yılında yapılmıştır ve doğrudur. 1911'de, şimdi 1846'daki ve 11'e kadar yani Kandilli kuruluncaya kadar arkadaşlar öyle çok sistematik bir gözlemimiz yok. Ama sistematik gözlemlerin başlangıcı 11'dir. Kandilli'nin kuruluşu. Ve 37'de de işte meteoroloji işleri un müdürlüğü kurulur ve tek elde toplanır bu. Yani bu birkaç kurumca falan filan yapılır. 1937'de tam kurumsallaşma bu alanda. Doğru yanıtımız Edirne olacak. Evet. Evet, geldik. Hani deniz ve karaların ısınma özelliklerine ilişkin size söyledim ya. Arkadaşlar bu son derece önemli. E seçeneğini bizimkiler yüklerken yutmuşlar ama neyse ki E seçeneği de doğru değil. Evet. C. Refleksiyon daha önce söylemiştim. Neydi? Yansıma. Anemelmayı arkadaşlar kabaca güneşin görünüm açısı. Yani bulunduğun yerden güneşi kaç dereceyle görüyorsun? Bu. Solar konstant atmosferin dış yüzeyine gelen enerji miktarı, daha doğrusu ışınlar toplamı. Kondüksiyondur. Yani bu taneden taneye geçme. Çünkü mantıken yoğunluğunu düşünürsen birkaç santimetreyi geçmez işleme olayı. Ama bir metreye kadar etkileyebiliyorsa bunu nedeni kondüksiyondur. Taneden taneye geçme olayı.
Bu da önemlidir mesela arkadaşlar. Yani bu kavrama da pek rastlamış olduğunuzu sanmıyorum ben. Ya da bu olayı böyle bilenimiz var mıydı aramızda bu soruyu görmeden önce? Evet. Evet, Marmara'da bir şey sorusu vardı hatırlarsanız. Şey biliyorsunuz, duran dalga anlamındadır bizdeki karşılığı. Bu göl ya da iç denizlerdeki yaylanma, yayık gibi yaylanma, bir kayık gibi yaylanma şeklinde gerçekleşen olay. Yani bir tarafta kabarma olurken diğer tarafta çekilme oluyor. Durağan dalga diyoruz. Duran ya da durağan dalga. Bunun arkadaşlar rüzgarın denizden veya karadan esmesi durumundaki kıyı etkilerine ilişkin güzel bir soru. Yani bu olay aynı zamanda seysi de etkileyen, belirleyen bir olay. Orada daha çok basınçtır ama hava akımları da etkiler. Buna göre demişiz işte Lodos, Karayel, Yıldız. Kuzey Marmara'da tehlikeli ortam yaratır ya da yaratmaz şeklindeki soru. Kökü dikkatle okursanız öncülü cevabı oradadır. Evet, cevabı oradadır. Aferin. Cevabı oradadır. Bu da değişik bir soru. Ve dediğim gibi bu soru köklerindeki öncülerde önemli bir şey vardır. Sis türlerinden hangisi advekksiyon sisleri olarak? Advekksiyonu ben söyledim size daha önce. Neydi advekksiyon? Yatay hava hareketlerinin tümüne advekksiyon diyoruz. Eğer yönünü belirlemiş isek buna rüzgar adını veririz. Evet. Radyasyon sisleri kara sislerdir biliyorsunuz. Orografik sisler bulut ve sis arasında bir oluşumdur. Yamaçlar boyunca oluşur. Cephe sisleri karşılıklı artı hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşur. Terselme sisleri ise özellikle antisiklonal terselmelerde meydana gelen bir sis. Evet. Tamam mıyız? Peki. Magmanın örtü tabakalarını kaldırarak ve onların arasına sokularak meydana getirdiği enjeksiyonlarla altı düz üstü kubbemsi. Şimdi üstü kubbemsi değil de çanak şeklinde olsaydı lakolit olur idi. Kubbemsi olduğunda ise lakolit diyoruz biliyorsunuz. Filonu söylemiştik tabakaları kesen, sil tabakalar arasına yerleşen, batolit ise en büyük kütle, granitler temsil eder genellikle. Tamam mıyız? Doğru cevabımız burada ne olacak? D olacak. Evet, kurak yarı kurak iklim şartlarını kim sürdüğü? Detritik malzemelerden oluşan kızıl renkli ve yarı karasal çökellerin hersiyen kütlelerini çevrelediği formasyon aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu soruyu daha önce görenimiz var herhalde. Var mı? Esra çözdün mü bu soruyu daha önce? Gonca, lapolit şeklini hemen çiziyorum. Evet, yer üstünü de yer altında belirtmiş olduk. Yer üstünde yer altında belirtmiş olduk. Güzel oldu mu? Şimdi Gonca sen misin? Sen miydin? Heh. Lakolit bu kızım. Gelelim lakolite. Yine ince bir sap var. Ancak çanak şeklinde. Üstü kubbemsi değil, çanak şeklinde daha çok.
Bunlara da lapolit diyoruz. Yani böyle. Şöylesine tabakaları düşünelim kızım. Şöylesine tabakaları düşünelim. Tabakalarımız böyle üst üste istiflenmişler. Değişik jeolojik zamanlara ait. Bunların arkasına sanki bir iğneyle enjekte edilmiş. Sokulmuş. Yani tabaka sınırlarında, tabakaların arasında. Bunlara sil diyoruz. Ama bu tabakalar resmen bıçak gibi keserek sokulan, evet, filonlar. Tabi bunları da dahil tabakalı filon şeklinde sınıflandırıyoruz. O tabakaları kesenler. Tamam mı? Tabakaları kesenler. Evet. Başka batolitleri zaten çizmeye gerek yok herhalde. Başka çizmemiz gereken bir şey. Şimdi yok. Yani her zaman fayları keser diye bir kural yok. Yani onu öncelikle söyleyeyim. Ama şey gibi keser. Yani bir bıçak gibi keser arkadaşlar. Bir bıçak gibi keser. Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar bunu çözenimiz tekrar ediyorum. Detritik malzemelerden oluşan kızıl renkli ve yarı karasal çökellerin Hersinyan, şimdi ipucu burada. Hersinyan. Kaledonyen, Hersinyan kıvrımları nereye aittir? Palezoya aittir. Palezoya. Evet. Bulalım arkadaşlar. Aferin. B, D, E gider. Bu kadarca. B, D, E gider. Arkadaşlar, Palezoik devirlerini söyleyeyim ben size. Kambriyen var mı? Evet. Silüryen, evet. Ordovisyen, evet. Devoniyen, balıklar dönemi deriz biliyorsunuz. Evet. Ve termokarbonifer dönem var mı? Var. Hangisiymiş? Zaten tek devir var. Karbonifer. Ünal hemen helal olsun gitti dileğe. Bize hiçbir şey yok. Soruyu yazan benim, çözen benim. Evet, son derece basit. Ama maalesef bunu yapamayanlar çıkmış maalesef. Aynen öyledir. Evet, feneplen. Peki Playa'yı biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Kurak bölge topografyasında görülen daha çok kapalı havza konumundaki alanlarda o mevsimlik ve az görülen yağışların oluşturduğu sel ya da selintilerin bu havzaya taşınması ve geçici bir göl şeklinde dönüşmesi olayıdır. Bunlara playa diyoruz. Playa. Evet. Tabii üçüncü zaman yani tersiyer sonları öyledir. Tersiyer sonları öyledir. Burada Pelmont diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar o da sizi yanıltmasın. Evet. Tamam mıyız? Bu soruya ilişkin soracağımız soru var mı? Yok. Peki, dom yapısı üzerinde bunu herkes şey yapar, tartışır. Arkadaşlar, ilksel domlar. Bu arada dom volkanik olabilmektedir. Tektonik, yani antiklinal domları şeklinde olabilmektedir. Tuz domları şeklinde olabilmektedir. Yani dom yapılarının oluşması tek bir faktöre bağlı değil.
Dom kabaca şudur, yani şu. Dom dediğimiz bu kubbemsi yapıdır. Bu kubbemsi yapıda kaçınılmaz olarak ilksel durum ışınsaldır, yani radyaldır. Ha, bu ilerler, dantridiye de dönüşür, eliptiğe de dönüşür, ayrı mesele. Ya hocam eliptikler de görülür, dantritik, evet görülür. Ama bu ilksel durumu, yani kaçınılmaz olarak ışınsaldır. Tersi durumda, yani az önce plazaları meydana getiren olayda ise tam olarak bunun tersi. Rombiyatyal görülür. Evet. Tabii kripto volkanikler var. Tuz domları var. Antik lal domları var. Kripto volkanikler arkadaşlar iç püskürük şekiller arasında değerlendirilir. Kabaca yani Türkçesi iç püskürük kütlelerin batolitler başta olmak üzere kabuğu kubbeleştirmesi şeklinde gerçekleşen domlaşma, dom olayıdır. Ya en büyük farkı şu, bir yığın farkı var ama en büyük farkı mesela tortul kütlelerin oluşturduğu ya da tortullardan biri işte tuz domlarında olduğu gibi onlarda istiflenme farklı jeolojik değerleri içeren ve dirençleri farklı tabakalardan oluşmaları, subvolkaniklerin ise en önemli özelliği homojen, yani farklı dirençleri sahip kütlelerden yoksun, oldukça dirençli bir kütlevari yapısında olmasıdır. Yani olduğu gibi dirençli bir kütle. Tabii ki iç püskürüktür. Bunu daha böyledir. Evet. Evet. Bunları da genel kültür, meral kültür ama bunlar daha çok gezmekle ilgilidir. Şöyle birazcık dolaşın, birazcık da şey verelim. Mola. Olur mu? Geçirdik bile. Evet. Yedi uyuyan. Damla taş Alanya. 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 Evet Alanya. Belli ki gezilmiş. Görülmüş oralar. Evet. Peki şöyle 5-10. Şimdi nasıl? Hoca bize bakmıyor. Ya yani haklısın. Şu kripto volkanikleri hemen söyleyeyim de arkadaşlar o kubbeleşmeyi yani magma kabuğa doğru sokulur ama yüzeye çıkamaz. Zorlar kubbeleştirir. Orada kubbeleştirme magmadan önce gaz. Çünkü yüzey volkanizmasında da önce gaz çıkar biliyorsunuz. Yani o kubbeleştirme olayında gazdır. Daha çok kubbeleştirmeyi sağlayan. Bu yüzden öyle bir 5-6 kilometreyi, 10 kilometreyi falan bulmaz bu domlar. Ama batolitlerin oluşturduğu domlar şeydir. Onlarca kilometreyi bulabiliyor. Hatta yüzlerce kilometreyi bulabiliyor. Evet. Gelelim. Kongo, Amazon, Niger, Tajo, Yukon. Şimdi bu tarz soruların çözümü, daha doğrusu bu tarz sorular şunu ölçüyor. Ya dünyadan birazcık haberi var mı? Bir haber mi vatandaş yoksa şöyle bir gezinti mezinti yapmış mı harita üzerinde? Yalnızca bunu. Afrika'da Kongo dünyanın ikinci büyük debi yüksekliğinde ikinci büyük akarsuyu Kongo. En büyüğü de Amazon biliyorsunuz.
uzunluk babından değil. Nijer'de öyle, Nijer'de debisi yüksek akarsulardan. Bu Kongo ve Nijer Afrika'da. Amazon dünyanın ikinci uzun ve en büyük debisi en yüksek akarsuyu biliyorsunuz. Latin Amerika. Tajo Avrupa'nın uzun nehirlerinden biri. Bizim Kızılırmak'tan küçük ama İber Yarımadası'nda Lizbon'da dökülüyor Atlantik'e. Yukon ise bu ünlü belgesellerde falan izlemişsinizdir belki de. Bu ünlüdür. Yani Kuzey Amerika'da, Alaska ve Kanada Pasifik'e dökülür. Bu ünlü somon göçünün en çok gerçekleştiği ırmaklardan biridir. Tabii yukarı çığırı Kanada, aşağı çığırı Alaska'da. Yani Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Pasifik'e dökülür. Yukon şurada arkadaşlar. Evet. Hemen belirtelim. Nijer şurada. Nijer şurada. Kongo şurada. Yine körfezine dökülür. Evet. Amazon'un şöylesini alalım. Şurada. Başka hangisiydi? Tajo şurada. Küçük bir akarsu. Evet. Beşini de almış olduk. Peki. Aridosoller neydi arkadaşlar? Çöl topraklarıydı. Bu eski şeye göre sınıflandırmada. Doğru yanıtımız Karaman Çorum olacak. Aramızda Çorumlu yok değil mi? İtiraz gelmesin. Evet. Bu da bu bilgi nettir. Yani onu söyleyeyim. Bu bilgi İlhan Bey'in bilgisidir. Dil tarihten. O da önemli isimlerden biridir. Bitki coğrafyasının yazarıdır aynı zamanda. Karışık ormanların üstünde 1500-2000 aralığında diyor. Her zaman yeşil kalan iğne yapraklar. Şimdi bunların kuzey ve güney yamaçlarda farklılık gösterdiğini. Şimdi kuzey ve güney yamaçlar dediğimizde hemen bakının etkisini göreceğiz. Şimdi bakı neleri etkiler? Onun cevabını vereceğiz. Bir, güneşlenme süresini etkiler. Buna bağlı sıcaklığı etkiler. Artı rüzgarların esiş yönü ve denizden etkilenme koşullarına bağlı olarak bakı yamaçları, daha doğrusu dağların yamaçları farklı miktarlarda yağış alabilmektedir. Dolayısıyla ısı, ışık ve nem istekleri de bu yamaçlarda bitkiler arasında farklılık gösterir. Doğru cevabımız Edirne olacak. Güzel. Evet, bunları 1883'te bu olay çok önemlidir. 83'te Avrupa'daki soğuk ve yağışlı yaz mevsiminin yaşanmasına hangisi yol açmıştır? Krakatoa, bu Endonezya'daki ünlü yanardağdır. Buna ilişkin 2-3 tane de Amerikan, yani Hollywood versiyonu film yapılmıştır. Evet, Krakatoa. Vezuv ve Etna İtalya'da biliyorsunuz. Santorin yine Ege'de. Stromboli yine Ege'de. Yanardağlar. Halen faal bunlar. Evet. Bu oldukça yine güzel bir paragraf. Antarktika'ya ilişkin. Burada arkadaşlar Antarktika'nın hali, vakti, boyu, posu, rengi, alışkanlıkları, yaşama biçimi, her şeyi verilmiş. Ama bütün bunların insana etkisi nedir? İnsanın buradaki macerası nedir? Bunlara ilişkin herhangi bir şey yok. Çok açık bir biçimde insana etkisi coğrafya disiplinin bir prensibidir, bir ilkesidir. Ama o ilkeye değinilmemiş, dokunulmamıştır. Doğru cevabımız, Denizli'dir. Evet. Evet, bu da son derece önemli. Harita bilgisinde. Bu dağılışlarda arkadaşlar, şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, haritada kullanılan bazı semboller aynıdır. Evrenseldir. Bu evrenseldir. Yani demir yolunu hiç kimse farklı göstermez.
İskeleyi hiç kimse oraya gemi resmi yapmaz, çapayı koyar gibi. Ancak bu özel haritalar grubunda değerlendirdiğimiz dağılış. Yani ben çayın Türkiye'deki dağılışını göstereceğim. Çay bölgesi. Yani ben boyadım yeşile, sen boyadın kırmızıya, bir diğeri boyadım maviye. Olabiliyor. O tamamen tercih meselesi. Dolayısıyla arkadaşlar, özellikle birden fazla dağılışın gösterildiği haritalarda olabiliyor ki renk menki yetmiyor. Tarama, marama, sembol, namlu falan yetmiyor. Bu yüzden böyle dereceli taramalar, noktalamalar, renklendirmeler olabiliyor. Yani pembe, açık pembe, yeşil, açık yeşil tarzı gibi. Doğru yanıtımız burada 1, 2 ve 3 olacak Edirne. Evet. Solar konstantı oluşturan aşağıdaki üçünlerden hangisi kısa dalga boyuna sahiptir? Evet. B dedik. Gamma. Gamma. Öyle mi diyorsunuz? Uğurcan, bilmiyor muydun bunları? Hiç bakmadın mı? Yani klimatolojide bunları çok ayrı ve önemli görmüş olmanız gerekir. He? Yani ben öyle görmüş olmanız gerekir diye düşünüyorum. Belki de gördüm. Diyorsun ki 4 yıl boyunca o kadar şey gördük ki, öyle mi diyorsun? Evet. 4 yıl boyunca. Evet. Arkadaşlar, kısa dalga boyu ışınları söylüyorum. Gamma kısa dalga boyudur. Zaten kısa dalga boyunu sormuşuz. Röntgen ışınları, bunlara X ışınları da diyoruz. Yazıyorsunuz. Mor ötesi ya da ultraviyole ışınları. Bunlar kısa dalga boyu ışınlardır. Gelelim. Görünen ya da ışık ışınları. Yani olur ya, öyle de sorarlar. Işık ışınları. Uzun dalga boyu. Uzun dalga boyu. Enfraruş ya da infrared. Bakın tekrar ediyorum. Enfraruş ya da infrared. Bunlara ultratot da diyoruz. Kızılötesi ışınlar. Bunlar da uzun dalga boyudur. Hertz dalgaları ki bunlara radyo dalgalar da diyoruz. Uzun dalga boyu ışınlardır. Yani bu arkadaşlar enfraruş, ultratot, ultrarot ve infrared aynı ışınlardır. Aynı ışınlardır. Evet. Geçtik mi? Sabriye bunları duymuş muydun? Uğurcan. Görmemiş misin bunları? Evet. Buna ilişkin bir de soru çözmüştük. Çöl kökenli olanlar. Kan yağmurlarına neden olur sorusu. Silikko neden olur? Silikko arkadaşlar Akdeniz'i Sahra kökenlidir. Akdeniz'i geçer ve Güney Avrupa kıyılarına, işte İspanya'ya özellikle, özellikle Sardunya ve Korsika'ya kan yağışlarını bırakır. Evet, grafik arkadaşlar tropikal iklimin, yani yaygın ismiyle saman ikliminin grafiği bu. Bu iklim bölgesinde arkadaşlar yüksek boylu otlar Latin Amerika'da prairie diyoruz. Savanlardır bunlar. Bunların arasında park ya da galeri ormanları adını verdiğimiz, daha çok onu da yazalım, boğa boğa ağaçları. Boğa boğa. Bunlar da ilginç ağaçlardır. Ve hatta kserofitler arasında değerlendirilir. Çünkü yılın yarısı tamamen kurak geçer. Bu kuraklığa endekslenmiş, daha doğrusu uyum sağlamış. Önemli
bir türdür. Boğa ağaçları. Bunu o büyük kedilerin günlüğünde falan görürsünüz. O Pars, Mars falan ne yapar ne yapar. Çıkarlar üstlerine, kurarlar pusuyu falan. Hatta avlarını, ya kendilerinden büyük, 200 kat büyük avı çıkarıyor yukarıya. Tayga, Sibirya, yani Boreal kuşakta, yani bu kuzeyin Boreal kuşağı dediğimiz Kanada'yı ve Sibirya'yı, Doğu Avrupa'yı kapsayan iğne yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlardır. Doğrusu, yani doğru cevabımız Kahraman Çorum olacak. Evet, ha, onu da söyleyeyim. Tabii ki o kadar yağış olmaz. Bak çok güzel bir ayrıntı. Uğurcan aferin. Şimdi arkadaşlar, coğrafyada ise bilim insanları oturur, konuşur, tartışır, değerlendirir, ölçer, biçer. Coğrafya disiplinin böyle bir geleneği vardır. Mesela sınırlar oluşturur. Yani yükselti sınırı gibi, kutupsal sınır gibi falan filan. Şimdi mesela yerleşmede eğimin sınırı ne şeklinde? Bütün ülkelerde işte şeyler almışlar, standartları, şunları, bunları falan. Sonra işte kutupsal bölgede en son enlem ne bu ağacın yetiştiği? Ya şu enlemde hangi yükseltide ağaç en son noktaya ulaşmış gibi. Bu araştırmaları yapıyorlar. Ve arkadaşlar, ormanın varlığı normal şartlarda 750 milimetre olmalı deniliyor. Şimdi 500'de de orman var. 600 milimetrede de ormanı görüyorsun falan. Ama ilginç olan 250-300 milimetrelik, yani tarımın alt sınırına dayanmış tayga ormanları var bakıyorsun. Evet, tayga ormanları var. Mesela başlı başına bir sorudur bu. Bu az yağışa rağmen niye ormanlar? Bağın nemi yüksek bu yüzden var. Nedeni budur. Direkt Savana bölgesinde öbek öbek birer ikişer veya üç beşer öbekler şeklinde yer alan şemsiye şeklinde, yani koca heybetli ağaçlardır. Yayvan şemsiye şeklindedir. Bu buradaki ekosistemler içinde son derece önemli bir işleve sahiptir. Yani o kavurucu sıcaktan mesela o büyük türlerin sığındıkları, gölgelerine sığındıkları ağaçlardır. Bunlara park ya da galeri ormanları diyoruz. Park ya da galeri ormanları şeklinde adlandırılmaların nedeni de bazen işte sanki arasında koca bir otoyol ya da koca bir bulvar varmış gibi sıralanmışlar. Bazen de öbek öbek, küme şeklinde yer aldıklarından park ya da galeri ormanları olarak nitelendirilmişler. Ağaçlar da boğa boğa türüdür. Yani ağaç türü de boğa boğa türüdür. Evet. Ha, geldik bak, dayık, lakolit. Lakoliti görüyorsunuz. Kim için çizmiştik? Bu arada silleri de görüyorsunuz. Bakın şu sil. Sil arkadaşlar. Evet. Dayık ve filonları görüyorsunuz. Yani tabakaları kesmişler bıçak gibi. Batoliti de görüyorsunuz. Evet. İntrüzyon ile vücut bulmuş diyagramda gösterilen plütonların oluşum sürecinde uranyum ve kalayın magmadan ayrılması, altın, gümüş ve bakır gibi madenleri içeren damarların oluşması hangi devrelerden? Yani dört tane devre var zaten. Bunlar da sırasıyla arkadaşlar ortomagmatik devredir, pegmatik devredir, hidrotermal devredir ve deuterik devredir ki bu devrelerin en sonuncusu deuterik devredir. Bunu boş bırakmıştınız herhalde. Bu zor bir sorudur. Evet. Yani oldukça zor bir sorudur. Doğru. İlal, sen yanlış yaptın diyorsun. Arkadaşlar, bu ortomagmatik devrede magmayı oluşturan erginiş haldeki ergimiştir. Yani magma ergimiştir. İşte 2000 santigrat derecenin üstündedir değerler. Burada arkadaşlar bazı minerallerin kristalleşmesi olayıdır. Bu ilk evredir. Yani o soğuma sürecinin ilk evresinde önce
ortomagmatik devrede bazı mineraller kristalleşir. Arkadaşlar, bu pegmatitik devrede ise iri kristaller oluşur. Yani daha iri kristaller oluşur. Hidrotermal devrede ise kuarsit, kalsit, altın, gümüş, bakır ve kurşun gibi maddeleri içeren damarlar oluşur. Yani onlar soğur ve katılaşır. Yani magmadan ayrılarak ayrı bir şekilde soğur ve katılaşır. Bunu ÖSYM tarzı, yani sınavı da sonuçta ÖSYM yapıyor ama bu tamamen akademik bir sorudur. Yani bunu LYS'de, YGS'de soramazsın, mümkün değil. Yani kimse yapamaz. Yani iddia ediyorum, gidin şimdi herhangi bir okula coğrafya öğretmenine bunu yaparsa ben bu işi bırakırım. Mümkün değil. Evet. Tamam mı? Bunları açıkladık mı arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız 3 ve 4 olacak. 3 ve 4 olacak. Evet. Evet. Ha, bundan da söz etmiştim değil mi? Bunu artık bilmeniz lazım. Yani bu çözümlerden birinde o kopyayı vermiştim. Bu sorunun olduğunu unuttum da verdim o yüzden. Yoksa vermezdim onu. Evet. Flexör. Evet. Arkadaşlar, şaryaj bindirme. Bindirme. Yani kıvrılma o kadar fazla ki katlanarak katmerleşiyor. Bindirme. Evet. Bindirme. Şimdi mekanik ve geometrik şekilde sınıflandırıyoruz. Neleri? Bu kıvrım sistematiğini. Bu kıvrım sistematiği içerisinde birisi de işte fleksür. Yani tek kanat bükülmesi diyoruz buna. Türkçedeki karşılığı. Ha, şaryaj bindirme arkadaşlar. Bindirme. Evet. Şaryaj bindirme. Bu intiklinal ise bindirme öncesi evre diye nitelendirilir. Bu da geometrik sınıflandırmada yer alır. Türkçedeki karşılığı birazcık böyle iyice bükülmüş antiklinal anlamında şiddetli kıvrılma şeklinde tanımlanır. Evet. Konsantrik ise mekanik kıvrılma sınıflandırmasında yer alır. Basit antiklinal şeklindeki kıvrılmadır bu. Tamam mıyız? Peki. İstanbul ve Zonguldak çevresi, Silifke'nin batısında Ovacık, Toros kuşağında Tufanbeyli ve Teke yöresi, Güneydoğu Anadolu'da Mardin ve Derik çevresi. Bakın, Zonguldak çevresi dendiğinde zaten İş bitiyor değil mi? Paleozoik'te olduğu zaten buradan belirli. Peki arkadaşlar, Paleozoik'in evrelerini, alt formasyonlarını saymıştım ben. Değil mi? Hangisindedir sizce? Evet. Yok, karbonifer değil. Karbonifer değil. İlk evresindedir. Onu söyleyeyim. Kambriyen. Kambriyen. Evet. Ünal Uğur'u şey yapıyor hemen. Uyarıyor. Tabii kömür demiyor. Arazileri diyoruz. Kambriyendir. Arkadaşlar, Kambriyen'i Silüryen izler. Onu Ordovisyen izler. Bu ikisini birlikte alanlar da var. Yani bilim insanlarından bazıları onları alır. Devoniyen'e balıklar dönemi dendiğini de söylemiştim. Karbonifer'i de termokarbonifer de deriz. Arkadaşlar, karbonifer'in de bir önceki soruda söylemiştik hatırlarsanız. Evet.
Bunu da herhalde çizmiştim ben, değil mi? Evet, konsekant bir vadide bir kol düşünün işte. Bu kolun akışı nasıl olur? C yönünde mi, B yönünde mi? Ama şekil diyor ki D yönünde olur. Genel arazi eğimi ve yamaç eğimin bileşkesi. Böyle oluşan vadilere ne diyoruz? İnsekant. Bu konsekantları Schrampöze'yi epijenik dediği sübsekantı daha önce açıklamıştık hatırlarsanız. Evet, mevsimlik olarak sığ gölle kaplı sahalar, kurak bölgelerde, kurak yarı kurak bölgelerde bunu görmüş müydük? Görmüştük. Bunu söylemiştim hatta. Denizli Playa. Peki diğerlerine ne ad veriyoruz? Bilenimiz var mı? Mesela Seyif Ney, Nebka Ney. Arkadaşlar bunları soruyorlar. Yani bunları soruyorlar. Çok üzgünüm ama bunları soruyorlar. Yok, bunlardan söylemediklerim var. Söylemediklerim var. Mesela Nebka'yı söylemedim. Pedimenti söyledik. Paraboloyu herhalde söyledik. Değil mi? Onları söyledik diye hatırlıyorum ben. Evet. Doğan Nebka'yı bilmiyorum diyorsun. Hiç duymadık mı yani daha önce? Arkadaşlar jeomorfolojileri sizin yani jeomorfolojiler bence şeyde son derece önemli veriliyor. Sizde neden bu kadar yüzeysel verildi ya da şey verildi? Evet. Evet. Rüzgar hızının arkadaşlar tepe tarafından kontrol edildiği sahalarda tepenin önünde veya duldasında biriken kumlulara nefka diyoruz. Yani şöylesine küçük bir dom yapısı düşünün. Onun önünde veya arkasında rüzgarın esiş yönüne göre yani dulda veya rüzgara karşı olanda kumullar birikir. Bunlara nefka diyoruz. Nefka. Evet. Parabolik kumullar ise arkadaşlar kurak, yarı kurak bölgelerin dışında biraz daha işte nemli, yarı nemli bölgelerdeki kumullardır. Bunlar arkadaşlar kurak bölgelerde kumul sırtları şeklinde adlandırdığımız kumulların biraz daha böyle nemli, yarı nemli bölgelerde oluşanına parabolik diyoruz. Doğru cevabımız burada Playa. Onu söyledik. Daha önce de şey yapmıştım. Yani tanımlamıştım diye düşünüyorum. Pedimenti de etek yüzükleri olarak daha önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Evet, kıyıları genç ve olgun kıyılar şeklinde sınıflandıran vatandaş. Söylemiştim bunu. Yok, genç ve olgunu söylememiştim. Genç ve olgunu söylememiştim. Evet. Şimdi bunları da söyleyeyim mi arkadaşlar? Pavel ve Suez, kıyıları Suez, kıyıları Pasifik ve Atlantik diye sınıflandırmış. Ama bunlardan hangisi önce? Yani Suez daha önce olabilir diye düşünüyorum. Yani babası Pavel'den önce olabilir. Bu Suez. Evet. Kıyıları Atlantik ve Pasifik şeklinde sınıflandırmış. Şimdi Johnson'ın kıyı sınıflandırmasında dört ana tipin oluştuğunu hemen söyleyelim. Boğulmuş kıyılar, sudan çıkmış kıyılar, tarafsız kıyılar, bileşik kıyılar gibi. Bunu yapan vatandaş Johnson. Evet. Arkadaşlar kıyıları genç ve olgun kıyılar şeklinde
sınıflandıran vatandaş ise ya da ikincil, olgunlara ikincil diyoruz, vatandaş ise arkadaşlar sağ parttır. Marton ise Fransız ünlü. Yine kıyıları yüksek ve alçak kıyılar şeklinde sınıflandırmıştır. Evet, bu sorunun cevabı Bursa. Onu öncelikle söyleyeyim. Atladığımız var mı? Ha, bu von Holbutta, bu ünlü Humboldt akışını, okyanus akıntısını bulan vatandaş. Ama onun dışında kıyı topografyası üzerine çok önemli çalışmaları olur. Yanlış yapmıştım diyorsun bunu. Evet. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet. Yüzeyi deniz seviyesinde deniz seviyesi altında olan göllerden biri değildir. Arkadaşlar, bugünkü Filistin'de Teberiye, Mısır'da Harun, yine bugünkü Filistin'de Lut ve Asya'nın en büyük, dünyanın da en büyük gölü olan Hazar. Bunlar deniz seviyesinin altındaki göllerdir. Bizim Van Gölü'nden biraz daha büyüktür. İran'ın en büyük gölü Umriye. Yaklaşık Van Gölü seviyesindedir. Yani 1700 metrelerde falan bir göldür. Bırakın deniz seviyesini falan. Doğru cevabımız C. Umriye yüksek bir göldür. Evet. Yani bunu da komşumuz olması itibariyle, çünkü Türkiye haritalarının hemen Van sınırından doğusunda Umriye Gölü görülür. Yani belki şöyle bir göz alışkanlığından falan yaparlar, değerlerini, meğerlerini bilmezler, şu bu, ama onun için doğru cevabı Umriye'yi koydum. Yoksa dünyanın bir başka yerinden bir göl koyardım. Hatta deniz seviyesine yakın bir göl koyardım. Nedeni bu. Evet. Kil ana materyali üzerinde oluşan, hani kepir, kara kepir, dönen toprak, taş doğuran toprak dediğimiz. Karacabey'de çok yaygındır bu. Görürüz. Muş Ovası'nda öyledir. Harran Ovası'nın kenarlarında çokça yaygındır. Bu kepir adını Trakya'da vermişlerdir. Ergen Havzası'nda yaygın bu. Vertisol. Diğerlerini söylemiyorum. Onları açıkladık diye hatırlıyorum. Evet. Geldik şimdi. Arkadaşlar, şimdi Milli Park. Tabiatı koruma alanı. Ondan sonra mesela anıt ağaçlar. Yani şimdi bunlar arkadaşlar hep karıştırılır. Yani hepsini milli park şeklinde bir torbaya doldururlar ve giderler. Yanlış. Yani o yanlış. O yanlış. Onun için bu soruların çözümünde hani gezmiş olmak, duymuş olmak, mesela işte belgesel izlemiş olmak. Mesela adam coğrafyacı ama Yenice Ormanları'ndan habersiz. Yenice Ormanları dünyanın 9 sıcak noktasından biri gibi. Mesela Doğu Karadeniz'in Şimşir Ormanları'ndan habersiz vatandaş. Çünkü dünyada şimşir Püsedamaki'dir ve orman oluşturma özelliği yoktur. Dünyada oluşturduğu tek orman var. Küçük bir koruluk tarzı. Ama olsun, tektir. Dünyada tek örneğidir. Doğu Karadeniz'de Fırtına Vadisi'nde. Tabii Maçahel, Uğurcan, Maçahel, şimdiki adıyla Camili, yani onun eski orijinal ismi Maçahel'dir. Aslında Maçahel deniliyor da tam olarak Maçahel. Maçahel. Evet. Yani benim memleketim çok yakın olduğu için ya, yani çocukluğumdan beri bilirim. Yani gidip gezmişliğimiz, gözmüşlüğümüz. Evet, direkt gene hocam diye bağırıyor. Ha, deniz seviyesinin altında başka göl var mı? Var. Mesela Aral. Var. Mesela Aral da deniz seviyesinin altındadır. Birkaç metre altındadır ama altındadır. Evet. O göllerin dışında. En alttaki Lut'tur. Hazar mesela deniz seviyesinin 32 metre altındadır. Evet. Tabii Dilek, bunun için işte harita çalışmaları son derece önemli. Evet.
harita çalışmaları son derece önemli. Evet. Habib-i Neccar Hatay'dadır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tabiat koruma alanlarından, Osmaniye'de değil. Doğru cevabımız Bursa olacak. Hacı Osman Ormanı ilk tabiat koruma alanıdır. Türkiye'de. İlk. Evet, ilk. Onu da not edelim. Evet, o notu da aldıktan sonra şu soruyu size bırakacağım. Tolerans sınırını da burada şey yapmış olduk. Değil mi? Evet. Bu önemli. Bu bilgi önemli. Dünyada arkadaşlar yetişme alanı en dar olan endemik tür Nemrut soğanıdır. Dünyada. Evet. Hiçbir tür onun kadar dar bir alanda dar bir alana sahip değil yani. Tolerans alanı ve tolerans sınırı kavramlarını burada daha önce de görmüştük. Tekrar görmüş olduk. Evet. Ancak şey de mesela ters lale de bunlar da alanları dar. Mesela ters lale Munzur Vadisi'nde var. Ancak şey Doğu Karadeniz'in o da tamamında değil. İşte birkaç yaylasında var. Ancak şey. Birkaç yayla da onun ötesine geçmiyor. Yani kaç kararla cin arasındaki yaylalar da var. Cin dağlar arasındaki. Evet. Yok. Munzur Vadisi boyunca. Dilek. Yani ana vatanı Tunceli. Bildiğim kadarıyla. Tamam. Peki arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika mola, ondan sonra son derse devam. Ha bu arada, yani hemen baştan belirteyim. Şimdi pazartesi de yapacağım için, bir de kimdi? Ünal sen miydin? Uğurcan sen miydin? İkinizden birinizdiniz diye hatırlıyorum. Hocam bunları çözmüştük, başkaları yok mu? Başkaları var. Mesela çok özel, hiç görülmedi. Sizlerin de başkalarında görmediği 70 tane güzel soru var. Onu en sona işte şey yapmıştık, yani ayarlamıştık. Şimdi bu bütün çözdüklerimiz bugün bütün çözdüklerimiz şeye ait. Genel fiziki coğrafyaya ait. Dikkat ederseniz sosyal ve bölgesel coğrafyadan hiç soru yok. Daha sonra işte sosyal coğrafyaya ilişkin bütün o soruları çözeceğiz. Arkasından işte bölgesel coğrafyaya ilişkin seçtiklerimizi o 70 soru. Şimdi bu tekrar dediğimiz olay çünkü 100 saatlik programı 7 saatte hangi birini tekrar edersin? Mümkün değil. Mümkün değil. Ancak böyle soru üzerinden ya işte çok yavaş gidiyoruz falan filan diye düşünebilirsiniz ama ben yani bir işi hakkıyla yapmak lazım. Şimdi çocuklar şu soruya bakın. Bunun cevabı C. Şuna bakın bunun cevabı A. Geç. Yani böyle tekrar olmaz. Yani bu soruda mesela endemikleri tekrar etmiş olacağız gibi. O yüzden ya ben o konuları inanın hiç bilmiyorum ama önümüzdeki şeyde yani pazartesi de yapacağız. Hatta bu kaldığımız yerden de devam edebiliriz. Ali hocanızla birlikte yapacağız. Yine aynı tarz olacak. Böyle olmak zorunda. Yani bu tekrar ancak böyle yararlı olur. Böyle yararını görürüz. Tamam mı? Vallahi onu hiç bilmiyorum Uğurcan. Yani inan ki ben o konularda hiç tam bir köylüyümdür. Ölmek gibi olmasın. Yani onu sistem yöneticilerimize yazarsanız onlar yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Eğer hani olamazlarsa ben ilgililerle konuşurum. Ben de evet yine donma geçti. Donma oluyor da böyle şey yapıyoruz. Gecikmedik değil mi? Gecikmedik. Sela dediğimiz hangi hocamızın, Selahattin hocamızın kısaltması mı? Evet. Evet arkadaşlar, bu da yine önemli bir soru. Bunu soranımız, daha doğrusu
yapı, süreç, zaman şeklinde formülize eden vatandaş yanlış yaptım diyorsun. Evet. Neşan neden iki cevap? Hangisi diğeri? Ha, Davis ondan sonra ama. Önce Gilbert yapmıştır. Tabii önce Gilbert. Davis onun ardılıdır yani. Evet. Peki. Bir 15 sorumuz, 13 sorumuz falan kaldı. Yer kürenin presesyon, planeter ve rotasyon hareketleri. Presesyon baş sallama 25.800. Planeter 365 gün 6 saat. Rotasyon 24 saat. Buna göre kısadan uzuna doğru 3, 2, 1 olur. Evet, Edirne. Aa, Dilek. O en önceki. Arkadaşlar, tarama yöntemiyle çizilmiş haritamızda iki tane tepemiz görülüyor. Aralarında boyun. Tabii yamaç ve sırtı görüyorsunuz. Örneğin şu bölge sırttır. Bakın. Şu bölge sırttır arkadaşlar. Gibi. Yani yamaç eğimini görüyorsunuz. Yamacı görüyorsunuz. Ama kapalı çukur yer almaz. Bu topografi haritasında. Evet. Bu hava koşullarını gösteren işaretler arkadaşlar. Pus doğru, sağanak doğru, kar doğru, gök gürültüsü doğru, gök gürültülü fırtına. Ama dolu bu sağanak şeklinde, daha doğrusu üçgen ama içi dolu üçgen şeklinde verilir. Dolu için kullanılan işaret yanlıştır. Yani Bursa. Bursa. Evet. Şimdi oklüzyonu soran. Şimdi arkadaşlar bakın. Soğuk hava sıcak havadan hızlıdır. Bu kural. Bu kuralı unutmuyoruz. Şimdi önde sıcak hava. Arkasında onun serin hava kovalıyor. Daha hızlı olduğu için yakalıyor. Bu arada arkadaşlar soğuk hava, yani gardını almış bekliyor. Soğuk hava sıcak havayı karşılıyor önce. Onu üste gönderiyor. Takla attırıyor. Evet, ama serin hava ile soğuk hava arasında benzer bir şey yok. Yani güçler birazcık denk, birazcık birbirine yakın. Ve gördüğünüz gibi karmaşık bir cephe sistemi oluşuyor. Buna oklüzyon ya da kavuşmuş diyoruz. O kaçma ve kovalamadan mütevellit. Evet. Tabii serin havanın sıcak havadan hızlı olması bunda etkili. Soğuk havanın sıcak havadan ağır olması yine etkili. Sıcak havanın daha hafif olması yine etkili. Ama sıcak havanın nem taşıma kapasitesinin daha az olması ki değil, daha fazladır. Etkili değildir. Doğru yanıtımız 1 ve 2 olacak. Bursa. Yani bu soruyu görünen o ki herkes güzelce çizmiş. Subtropikal kuşağın özellikle denizler üzerindeki bölümleri belirgin özellikleriyle tropikal hava kütleleri yaratır. Buna göre maritim tropikal hava doğuş bölgelerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Bu da oldukça zorluk derecesi yüksek bir sorudur arkadaşlar. Aslında bunu seçeneklerden yola çıkarak da çözmeniz mümkün. Çünkü birbirini tam olarak birbirinin tersi olan seçeneklerimiz var. Mesela konveksiyonel ve subsidans hava hareketleri etkilidir diyor. Bir de düzenli ve kararlı bir hava katmanlaşması vardır. Sıcaktırlar çünkü altlarındaki sıcak denizin varlığı söz konusu. Alt katlarında yine denizler üstünde oluşmasından mütevellit nem, mutlak nem, gerçek nem yüksektir. Evet, bu soruyu görüp ve yapanımız yaptım.
Hep karıştırıyorum diyorsun. Doğan sen yaptın. Ne işaretledin? Doğruyu mu? Dilek sordu benden önce. Uğurcan yanlış yaptın. Ne işaretledin Uğurcan? Arkadaşlar bunu de işaretledim. Yani bu ikisini gördün, birbirinin tersi biri olmalı dedin. %50 şansını yanlış kullandın. Arkadaşlar bakın, B seçeneği bu D ve E'de doğru elemeyi yapmamızı sağlar. Sıcaktırlar diyor. Sıcaktırlar dediğine göre konveksiyonel hareket vardır. Değil mi? Subsidans alçalacağı hareketlerdir. Evet, tabii ki. Evet, kalsit veya dolomit içeren karbonatlı sedimentlerin metamorfizma ile değişmesi sonucunda aşağıdaki kayalardan hangisi oluşur? Bu da son derece kolay bir sorudur. Evet, son derece kolaydır. Uğurcan, subsidans alçalacağı hareketi demek. Evet, subsidans alçalacağı hareketi demek. Evet, mermer arkadaşlar. Bu YGS, LYS'de işte kalker, kalkerin başkalaşmasıyla oluşur şeklinde verilir. Tabii öyle verirsek o düzeyde kalır ve son derece kolay bir soru olur. O yüzden kalsit veya dolomit içeren karbonatlı kayışlar şeklinde verdim. Tamam mıyız buna ilişkin? Evet. Diğerlerini açıklamamı, asli kayalarını falan söylememi ister misiniz? Tabi Dilek sor. Dilek sor kızım, bekliyorum. Ve o soruyu beklerken ben açıklayayım bu arada. Evet. Arkadaşlar gneis, asli kayası granit. Ama şimdi asli kayası ağırlıklı olarak granit, magmatiklerin tümü olabiliyor. Bu yeşilimsi bir taş. Böyle tabakalaşma özelliği yok biliyorsunuz metamorfiklerde veya magmatiklerde. Ama sanki böyle yaprak yaprak bir yapısı var. Sanki tabakalaşmış gibi. Oysa değil. Gneis böyle ilginç bir taştır. Eğer arkadaşlar ortogneis diyoruz. Eğer magmatik bir kayaç başkalaşmış ise, tortullar başkalaşmış ise paragneis diyoruz. Eklojitin asli kayası gabrodur. Gabro. Yani bir intrüzif yani iç püskürük kayaç olan, kaya olan gabrodur. Evet, milonitin ise arkadaşlar milonit milanizasyon adını verdiğimiz metamorfizmada şiddetli sürtünme olayıyla başkalaşma uğramış kayışlardır. Bunların asli kayaları daha çok sedimenterlerdir, tortullardır. Ama nadiren de olsa magmatikler olabilmektedir. Mermeri söyledik. Evet. Çok sert bir kayadır Hohenfels. İnce unsurludur ve kontakt metamorfizma dediğimiz tür ile gerçekleşir, ortaya çıkar. Ama oldukça serttir. Yani granitlerden de serttir. Ağırlıklı olarak magmatiklerin başkalaşmasıyla oluşur. Tabii ki Dilek, onu nasıl gönderirim? Tamam kızım, onları ben göndereyim. O konuda suç benim, yani şöyle benim. Ben onlara kitapta yer verdim, yani o gözlemler konusunda. Fakat olmuş, yani redaktörlerimiz ki önerdiler de bana, yapacak bir şey de yoktu. Mizampajda çok önemli sorunlar yarattığı için... Bir de onların bende biliyorsunuz kitabımız iki renk. Yani onların bendeki şeyi
Deriler renkliydi ve renkli bir harita üzerindeydi. Çok net de belli olmuyordu. Onları hatta yeniden çizdirip şey yapmayı denedik. Yani ayrı bir şey halinde vermeyi. Yani o konuda sorumluluk ve suç benim. Bu önümüzdeki yıl çalışmasında bu yer alacak. Tabii o sizi ilgilendirmeyecek. Niye her biriniz atanmış olacaksınız. Ama ona yer vereceğim. Ayrıca onu ben böyle o orijinal şeyiyle, çizimiyle size gönderttireyim. Tamam mı? Ancak bu bugünlerde böyle sabah 9'da giriyorum, akşam 6-7'ye kadar ders şey yaparım. Yani onu 1-2 gün içerisinde gönderttirim. Tamam mı? Evet. Faceden. Evet, Dilek. Faceden daha şey olur. Daha doğru olur. Evet. Örtü oluşturan döküntünün mevsimlik veya günlük donma çözülme olayları sonucunda yer değiştirme süreci olarak tanımlanan bir kütle hareketini sormuşuz. Solifliksiyondur. Şimdi arkadaşlar bu kavramı da belki de ilk kez duymuşsunuzdur. Yamaç eğimini takiben çekimin etkisi altında uğradığı kütle hareketi solifliksiyon. Diğerlerini biliyorsunuz. Kaya çığı daha çok kireç taşları sahalarında meydana gelir. Nadiren volkanik sahalarda görülür. Deflasyon süpürülme akıntısı süpürülme karşılığındadır. Lahar akıntısını da biliyorsunuz. Evet. Biliyor muyuz lahar akıntısı? Bu önemlidir. Mesela son zamanlarda nerede görüldü bu? İzlanda'da görüldü. O Vatna buzulunun eritilmesi, onun çamur, mamur, su falan filan karma karışık ortalığı mahvetmesi şeklindeki. Evet, daha rakıntısı. Tabii. Bu kavramlar soruluyor arkadaşlar. Evet. Buna ilişkin bir de şekilli soru çözdük. Hatırlıyor musunuz? Evet. Arkadaşlar mikro küçük, mezo orta boy, makro da benim gibi işte 1.90'lık. Bu üç ölçeği de yani sınıflandırmada bu ölçeği. Zaten her sınıflandırmada da böyle yaparız yani küçük, orta, büyük şeklinde. Doğru cevabımız E olacak. Fakat bu şeydeki bir iki saniye tutayım, bunu şey yapın, okuyun. Önemli metindir yani. Metin önemlidir. Ama bu tarz sorular var. Yani bu tarz sorularımız var. Şimdi ağırlıklı olarak bunları seçmemdeki gaye bu. Mesela zaman zaman bunu sınavlarda da, bunu sınavda mesela sordum. Sınavlarda da böyle yapmamın nedeni bu. Yani sınav aynı zamanda öğretmen olmalı. Yani bana göre en iyi öğretmen de sınavdır. Çünkü sınavda yalnızca bu tarz bilgilerin dışında ne olup ne olmadığını ölçmenin dışında bir de zamanı kullanma gibi, işte kaygıyı kontrol etme gibi, heyecanı kontrol etme gibi bir yığın şey yapabiliyorsun. Dolayısıyla sınav son derece önemlidir. Yani bu şeyleri seçmemdeki neden de bu. Yani o tekrarı yapacağız. Şimdi bakın, bindirme dediğimiz olay bu. Şu dördüncü aşamaya bakın. Yani kıvrılmayı görüyorsunuz. Bu kıvrılma arttıkça, evet, şaryaj dediğimiz olay bu. Bindirme dediğimiz olay. Kim sormuştu onu? Ve klip ve arkadaşlar, klip ve şeyi görmüştük. Neydi? Naptı. Ha. Nap ve klip. Orada tanımlamıştım ben. Bu kaş korniştir. Onu da söyleyeyim. Koista monoklinal yapılar üzerinde yine farklı dirençlere sahip istiflenme alanlarında asimetrik yamaçlara sahip vadiler. Koistalar önemli. Evet, kulis ise faylı yapılarda görülür.
Bunun doğru cevabı klip, onu söyleyeyim hemen. Ceyhan yani. Kulis fay dikliklerinin akarsu kurulumundan itibaren boşaltılması olayıdır. Yani o fay dikliği öyle boşaltılır ki host düzeyine indirilir. Bu oluşan boşluklara kulis diyoruz. Kulis. Evet. Evet. Bu da önemlidir arkadaşlar. Bakın, bu yüzeyler geliş açısı mesela 40 ise yansıyan 4. Geliş açısı 30, yansıyan 6. Geliş açısı 20, yansıyan 27. Pardon 12 gibi gidiyor. Evet, bu durum acaba neyi belirler? Bir, yüzey sıcaklığını kesinlikle belirler. Tutulan, yansıyan, gelen açı itibariyle. Diğerlerde oran itibariyle. Yüzey sıcaklığı da aynı zamanda hem çözülmüş oksijen oranını belirler hem de tuzluk oranını. Doğru cevabımız da E olacak. Evet. Örtü buzulların ağırlıkları ile çanaklaştırdığı sahalarda buzulların çekilmesi sonucu oluşan mesela büyük göller bölgesi böyledir. Bu arkadaşlar İsveç'te Vaner Gölü, Peipus Rusya'da, Büyükesir Kanada'da biliyorsunuz. Onega yine Rusya'da Avrupa'nın ikinci büyük gölü. Bunlar buzul göllerdir. Rudolf Afrika'da bu göl tektonik bir göldür. Yani Doğu Afrika grabenine yerleşmiş. Afrika'da evet Doğan doğru cevabımızdır. Evet. Toprakta bulunan veya bitkiler tarafından alınan besin maddeleri makro ve mikro olmak üzere iki kısma ayrılır. Bitkiler tarafından makro besin maddeleri fazla, mikro besin maddeleri az miktarda alınır. Buna göre aşağıdaki hangisi mikro besin maddeleri arasında yer alır? Bu da oldukça zor bir sorudur. Bunu çözenimiz var mı? Evet. Uğurcan yanlış yaptın. Neyi işaretledin? Uğurcan neyi işaretledin sen? Kükürt işaretledin. Evet. Neslihan sen de dedin. Böylece yanlış yapmış oldun. Değil mi? Sabriye A demiştin. Evet. Evet, makrodur Uğurcan. Makrodur. Tabii, Kahraman Çorum'dur doğru yanıtımız burada. Evet, zor bir sorudur yani. Evet. Bunu daha önce sormuştum. Gibson, Simpson, Tanami, Büyük Victoria ve Büyük Kum Çölleri, Avustralis'te, flora alemlerinde yer alır. Gibson Simpson'u Avustralya'dan bilerek işte çıkarmamız mümkün. A'dır. Evet. Uluslararası platformda çevre ilgili sözleşmelerden 1977'de Nairobi'de imza altına alınanı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Çölleşme Konferansı. Evet. Aferin. Yani bu konuda epey bakmışsınız demek. Uğurcan hepsini yazdım diyorsun ha? Evet, ben aradayken sen boş durmadın, paylaştın. Evet. Bu arada hangisi bu yakın zamandakiler, kim hangini sormuştunuz? Ben de Habitat'ı biliyorum, İstanbul. Belki ondan sonra vardır. Yani doğrusunu isterseniz. Bilmediğim için yanlış da söylemek istemedim. Evet. Uğurcan hangisi en son görünüyor? Fatma Hansen sormuştum. Evet. Bu 90'lı yıllarda arkadaşlar
Amerika Başkanlığı'nın Cumhuriyetçilerin de herhalde bir adayı vardı, Yunan asıllı. '92'de diyorsun ama 96 ya da 98 İstanbul toplantısı. Herhalde 96 diye hatırlıyorum ben. Neslihan 98 diyorsun. Olabilir. Evet. Ha, 2002. Tamam. Tamam direkt. 2002. Evet. Bu ondan söz ediyordum. İşte bir Yunan asıllı bir aday vardı, başkan adayı. Bu işte o küresel ısınmaya yönelik en kapsamlı ve uluslararası platformda işte herkesi harekete geçirecek kapsamda bir çalışmayı o vatandaş yapmıştı. Gori miydi, Gragre miydi, neydi adı tam hatırlamıyorum. İşte bu 90'lı yıllar bu çevreye ilişkin çalışmaların çok yoğunlaştığı yıllardır. Tabi bunda bu Greenpeace'in de önemli etkisi var. Yani onların da uyarıcı etkileri var. Tabi bu Kyoto bunların içerisinde en kapsamlısı diyebileceğimiz. Biliyorsunuz ona da uzunca bir süre Amerika imza atmadı. Ona bağlı olarak biz de atmadık. Dolayısıyla bu 2000'li yıllardan sonra biraz daha azaldı gibime geliyor. Çevre sorunları azalmadı ama. Evet. Johannesburg. Johannesburg Güney Afrika'da biliyorsunuz. Gelişme konferansı yapılmış. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir, elimizde herhalde bir coğrafya terimler sözlüğü vardır. Arada bir bakmakta yarar var. Diyorum ya, yani ben bu işi böyle elimden geldiğince üst düzeyde ve hakkıyla yapmaya çalışanlardan birisiyim. Ve neredeyse 30 yıl oldu. Ama buna rağmen ve karıştırıyorum, yani inanın ansiklopedisinden tutun, bilimsel kitaplara kadar inanın karıştırıyorum. İşte belgeselleri, melgeselleri falan mümkün olduğunca mesela işte bir parfüm nehrini sordum. Belki de o soruya rastlanmışsınızdır. Mesela belgesel ürünüdür o, belgesel izlememin ürünüdür. Söylemeye çalıştığım şu, karşıma halen bilmediğim kavramlar çıkıyor. Çıkıyor yani. İnanın hiç duymadığım, ya coğrafyacıyım, hiç duymadığım kavramlar çıkıyor. Bu yüzden bunlara bakmakta yarar var. Ve harita, harita, harita. Bakın haritada eğer şöyle amaçlı amaçsız gezintiler yaparsak, inanın bana, o bölgesel coğrafyaya ilişkin soruların tamamını çözmüş kabul edin. Tamamını çözmüş kabul edin. Oldukça önemlidir. Oldukça önemli. Tabii bu dönemden itibaren bolca sınav çözmek, deneme sınavı çözmek önemlidir. Yalnızca soruda karşılaştığın herhangi bir bilgiye ilişkin belki işte konu anlatımlardan birisini açıp bakman yararlı olur. Ama onun dışında ben o konuyu A'dan Z'ye okuyayım, tekrar edeyim derseniz bu saatte yani zarar görebilirsiniz. Ancak bu sözünü ettiğim o sözlük karıştırma, ansiklopedik karıştırma, haritada çalışmalar yapma son derece önemlidir. Arkadaşlar, son derece önemli. Evet. Şimdi Uğurcan kaynak yönünden çok sıkıntı çekildiğini ben biliyorum. Şimdi düşünün, yani benim yazdığım kitap işte 500 sayfa civarında. Yani koca jeomorfoloji var, koca klimatoloji var. Şimdi Oğuz Eroğlu yazmış klimatolojiyi 1000 sayfa. Sırrı Erinç yazmış 1 ve 2 jeomorfolojide 600-700 sayfadan 1200-1400 sayfa. Şimdi bütün bunların bir anlamda özeti. Çünkü biz de sonuçta bunlardan, yani Sırrı Erinç'ten de aldım ders, Oğuz Erol'dan birebir aldım ders.
Reşat Izbırak jeomorfolojimize girdi gibi. Şimdi biz de bunlardan aldık. Yani bunların eserlerinden, bunları dinleyerek aldık ve onları yazdık. Yoksa biz gökten zembille indirmedik, kendimiz üretmedik. Dolayısıyla arkadaşlar, sıkıntı bu özetlerin boyutu ya da algılamanın kağıda yansıması, onun ortaya çıkardığı sorunlar şeklinde oldukça büyük sıkıntılar yaratıyor. Yani maalesef var. Şimdi bunu özetlemek için ben size şunu söyleyeyim. Yok Uğurcan, yani ben devlette çalışıyorum ama üniversite yani bizim dönemimizde o şans biraz şeydi, çok zordu. Yani çok sancılı dönemlerdi. O yüzden zordu. O yüzden yani öyle bir olasılığımız vardı. Öyle bir öneriler geldi ama olmadı. Yani benim konumumdan dolayı olmadı. Onun için herkes sağ olsun şey der, yani akademisyen misiniz der. O içimde yara da değildir. Yani sonuçta ben coğrafyacıyım. Gelelim tabii ki üniversite, yani LYS'de öyle ama YGS'de de bilgi sorulur daha çok. Teşekkür ederim Uğurcan. Çok teşekkür ederim. Evet. Doğan, tabii şimdi şey var. Diyelim ki işte A sınavında 9'a 15, B sınavında 15'e 9 gibi değişimler olabilir. Ama orada olumlu ya da olumsuz gidişattan öte bence her bir sınavın sana bir ek bilgi, bir ek bakış açısı, bir ek motivasyon sağladığını düşünerek biraz daha mükemmelleşmeye doğru gittiğini hissedeceksin, bunu duyacaksın. Önemli olan budur. Bence o işte 9-15, 24-11 şeklindeki hesaplamalardan ziyade en iyisine nasıl ulaşacağım? Çünkü bir sınava girersen 20 doğru yaparsın, diğerine girersin 18'e düşürürsün, diğerine girersin 25'e çıkarırsın. Onlar moral bozar, moral düzeltir, şu bu falan ama bu hesabı katmaksızın yaparsan bunu, moralin hep yükselir. Bu önemlidir. Ben ortalamalarınız için şunu çok söyleyeyim. Eğer çok 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 kasılmazsa, çok dibden, köşeden, bucaktan, çok bilinmedik kavramlar üzerinden, bilgiler üzerinden bir ölçüme gidilmez ise, bu aldıklarınız, bu verdiklerimiz, vermeye çalıştıklarımız sizi soruların tamamını çözmeye yakın götürür diye düşünüyorum. Yani Türkiye ortalamasını geçtiğimiz sınavdan düşünürsek çok düşüktür, matematiğin altındadır. Geçtiğimiz sınavda, uygulanan sınavda ortalama, Türkiye ortalamasını düşünürsek, yani 10 ÖYT sorusu, ki onlar gözü kapalı çözülür diye düşünüyorum. Yani ben coğrafyacıyım, ÖYT sorusu yazıyorum. Düşünün. Yani orada işte 8-9, 8'in altına düşmeme. Ve 40 sorumuz. 15'i genel fiziki, 15'i sosyal, 15'i de bölgesel coğrafya olmak üzere. Yani bunlardan birer geçmemek daha iyi olur. Ama belki bir ya da ikisinden ikişer olabilir kayıp. İtibariyle söylüyorum, boş ya da yanlış. Çok 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 üst değerler olur Türkiye ortalamasını düşünürsek. Bunlarda ben yapabileceğiniz karısındayım. Yani geçen yıl evet zordu. Geçen yıl zordu. Neslihan, yani geçen yılki sorularda 27 hiç kötü bir rakam değil. Yani Türkiye ortalaması 15'in altında biliyorsunuz. Yani 40 soruda 15'in altında. Evet.
Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki Uğurcan. Evet, doğan. Yani Atatürk Üniversitesi köklü bir üniversite, eski bir üniversite biliyorum. Evet, dil tarihten gidenler de var biliyorum. Evet, genellikle herkes öyle yaptı. İşte ben onu söyleyeceğim şimdi. Ben ihtiyaç ailesine katılmadan önce yazdığım yine işte iddialı ismi büyük yayın evlerinden birine 5-6 yıl kadar önce bu hatta şey dönemi bu ikili aşamaya geçiş dönemi yani YGS-LYS dönemlerinin ilki yani o yılda daha LYS içeriği falan açıklanmamış LYS kitabı yazdım onlara ben. YGS'de yazdım. Onun kapsamı çapı çup falan belliydi. Şimdi bu alan bilgisi hemen açıklanınca herkes işte apar topar kafasınca da işte ya işte yani ortaöğretim programı sorulacak falan filan. Oysa alan bilgisinin getirilmesindeki amaç hani o alandaki yeterlilikten öte tabii o da ölçülüyor ama öğrenciye öğreteceklerinden çok öğretmeyecekleri isteniyor. Yani öğrenci Ramsar Sözleşmesi verilmez. Yani test verilmez gibi. Bir de entelektüel düzey ölçülüyor. Bu önemli. Şimdi buna katılırsınız, katılmazsınız. Ama şeyin sınavın şeyi bu, yapısı bu, amacı bu. Dolayısıyla siz işte YGS'yi LYS düzleminde kaynağı sunarsanız sınavı karşılamaz. Şimdi o sözünü ettiğim yayın evi, o benim o iki kitabı birleştirmiş. Biraz da birkaç akademik bilgi eklenmiş. Bildiğimiz YGS, LYS birleştirmiş. İki kitabı, bir kitap yapmış ve alan bilgisi olarak sunmuş piyasaya. Hatta ismimi de yazmış. Şimdi bunun sınavı karşılamadığı çok açık. Çok açık görüldü. Evet. Bu yüzden kaynak sıkıntısı var. Var. Maalesef var. Mesela açın iddia ediyorum. Hiçbir kitapta kültür coğrafyası yok arkadaşlar. Ortaöğretimdeki kültür belgeleri şeklinde almışlar. Ama kültür coğrafyası, sosyal coğrafyanın çok önemli bir, çok önemli bir konu. Gibi. Evet. İş böyle. Yani maalesef Sabriye, yani maalesef. Bu halen günümüzde de öyle yapılıyor. Evet. Evet. Zaten o başka bir hezimet. Bunu şey için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani coğrafya, sosyal bilgiler programı çok üstünde bir şeydir. Yani çok üstündedir. Bakın sosyal bilgiler öğretmenliğinde YGS, LYS tarzı kaldırır. Yani verebilirsin. Onda bir şey yok. Çok abes durmaz. Ama coğrafyada olmaz. Yani zaten sen coğrafyacısın. Yani zaten sen bilmem Batı Rüzgarı'nı biliyorsun. Bilmem Alize'yi biliyorsun. Bilmem işte eş yükselti evlen özelliklerini biliyorsun. İşte bilmem işte fönü biliyorsun. Ama önemli olan ağırlaşma fönünü biliyor musun? Yok ortaöğretim programında. Antisiklonal fönü biliyor musun? Sordular. Herkes apışıp kaldı. Herkes apışıp kaldı. Değil mi? Yani ben biliyorum. Pek çok coğrafyacı ya bu da ne ki? Dedi. Hayatında duymamış adam. Maalesef. Yani adam derse giriyor, bunu anlatmamış, anlatmadığı gibi daha da acısı. Yani yok. Tabii ki. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu genel fiziki coğrafyaya ait
genel tekrarı kapsayan soruları böyle her konudan, yani klimatolojisinden, ekolojisinden, biyocoğrafyasından dahil olmak üzere onlardan soru birer geldiği için oranlarını daha az tuttum. Yani mümkün olduğunca vermeye çalıştık. Şimdi önümüzdeki pazartesi sosyal ve bölgesel coğrafyaya ilişkin benzer bir çalışmayı Ali hocanızla birlikte yapacağız. Yani o ben o ücretlilik, mücretlilik falan o konularda inanın hiçbir şey bilmiyorum. Yani ben yalnızca hocam şu programım var diyorlar. Ben de gelip oturup anlatıyorum. O kadar. Öyle mi? Ben de Uğurcan, yani çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Şimdi hep bunu derslerim boyunca da söyledim. Gerçekten saygı duyulacak bir şeyiniz var, çabanız var. Yani bu çabanızda ancak saygı duyulur, ancak ön iliklenir. Tabii daha da güzel olan bu çabanızın karşılıksız kalmaması. Karşılıksız kalmaması. Ben inşallah öyle umut ediyorum. Karşılıksız kalmayacak. Çünkü bir yarıştır ve bu yarışta seçimlerinizden dolayı ve gösterdiğiniz çabadan dolayı bir adım daha önde olduğunuzu düşünüyorum. İnşallah hepinizi gönlünüze göre bir yere atanma şeklinde, yani istediğiniz, düşlediğiniz, arzu ettiğiniz bir yer olur şeklinde. Bakın atanamazsınız diye falan demiyorum. Yani gönlünüze göre bir yer olur atandığınız yer. İnşallah ben de bunu görürüm. Ve dediğim gibi yani davetim halen geçerlidir. Her zaman bunun yazı, kışı, ne gündüzü, pazarı, hafta içisi, hafta sonu yok. Rahatlıkla ve çok sevinerek misafir ederim, ağırlarım. Tabii şöyle, siz de coğrafyacı, ben de coğrafyacı, siz de öğretmen, ben de öğretmen şeklinde olur. Değil mi? Yani o söylediğimiz olay öğrenci öğretmen şeklinde olmaz. Çünkü atanmış olacaksınız. Evet. Direkt onları unutur muyum kızım? Kesinlikle Fırat. Yani kesinlikle hepinizi kesinlikle bekliyorum. Evet. Yemekler, çaylar, kahveler yani siz yeter ki gelin. Tabii ondan da önemlisi atanın, atanın. Evet. Öğretmenlik güzel meslektir. Peki, sürçü lisan eyledik ise affola. Yani bu saygı duyulacak çabanıza en ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bu beni çok sevindirir. Çok mutlu olurum. Dediğim gibi yani sistem yöneticilerimizden bu facia macia ben onları kullanmıyorum. Oğlum, yeğenlerim falan. İşte baba, amca, dayı ya da şu mesaj var, şöyle var, böyle var. Ben de işte şunu yapın, bunu yapın diyorum. Ayda yılda bir öyle bakarlar. Telefonum da ayıptır söylemesi iPhone 5. Herkes öyle diyor artık. Ya cebimde ya diyorum benim bu saate kadar kimseler arardı ama. Ses seda yok. Bir bakıyorum kendi kendini tüketmiş. iPhone 5. Yani bunu herkes böyle biliyor. Çok değerlidir. Niye? Gerçekten piyasada bulunmuyor. O yüzden. Evet. Telefonumu da yani rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta şimdi söyleyebilirim. Dediğim gibi eğer açıksa rahatlıkla gecesi gündüzü yok ulaşırsınız. Her zaman, her koşulda. Yani ulaşır soru sorarsınız. Ya da hal hatır sorarız karşılıklı. 542-254-78-26. Aynen, aynen. En son tamire götürdüğümde dedim ki borcum ne kadar ama nasıl bir gülüşü var böyle bıyık altından. Ya hocam almayayım dedi. Evet. Söyleyeyim 542
254 78 26. Bunu yani özellikle de bu sınavdan sonra da yani o durumu bilmem adına çok mutlu olurum. Tamamdır. Evet, pazartesi dediğim gibi yani Ali hocamızla öyle bir program, öğretmen öğrenci birlikte yan yana oturacağız. Arada birine ben ona öğretmenlik yapacağım. Sus, fazla konuştun der gibi. Birlikte sunacağız. Tamam mı? Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle başarı başarı dilememe gerek yok. Başaracağınızdan eminim. Yani bir adım önde olduğunuzdan hiç kuşkunuz olmasın. Tercihlerinizden dolayı. Çok teşekkür ederim. Hoş